yeter. Tutuklandılar, cezaevine götürdüler. Yine kolay. 40 yıl sonra. Gerçekten yalnız değilmişim. 24 saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim. Gözaltına alınmış. Çok çok teşekkür. Çözsü çözsü Didem Hanım çözer. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim, ellerinize, kollarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programınıza Vazgeçme ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de hemen çok heyecanlıyız. Başlayalım, hızlıca başlayalım istiyoruz. Konuştuğumuz konularla ilgili yine çok önemli iddialar var. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını arkadaşlarım ekranda zaten sizlerle paylaşabiliyorlar. Hangi konuda çözüm istiyorsanız, yakınlarınızdan haber alamıyorsanız ya da eşinizden boşanmak mı istiyorsunuz, gerçeklerin ortaya çıkmasını mı istiyorsunuz, bir adalet arayışınız varsa biz de gerçeklerin ortaya çıkması için elimizden gelen bütün çabayı fazlasıyla gösteriyoruz. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır, ben hazırım. Hemen ilk bir hanımefendi var, ilk kez göreceksiniz. Nazlı Hanım'ı birazdan sizlerle tanıştıracağım. Şükür Türkan cinayetinde Mustafa dün bir ara işte yayından gelmedi, sonra İstanbul'da geleceğim dedi, vazgeçti. Fakat buraya gelip hem Zeynep'le yüzleşmeye gelecekmiş, hem de karısı Fatma'yla yüzleşmeye gelecek. Bu arada Zeynep'in de acayip iddiaları var. Sonuçta bana bu soruları soramazsınız demişti ama bugün herhalde stüdyoya geldiğine göre benim gazeteci olduğumda kabul etti. Bu kabulle de buraya geliyor zannediyorum. Yani nasıl soru soramayacağız? Sonuçta kızının cinayetiyle ilgili gerçekler ortaya çıksın diye soru sormaya çalışıyoruz. Arka tarafta da bir soruşturma yürütülüyor. Burada bakalım Mustafa bugün ne diyecek? Ayağının tozuyla bir Isparta'dan geldi mi? Geldi değil mi arkadaşlar? Geldi. Birkaç tane istekleri oldu beyefendinin. O istekler de yerine getirildi. Yani yeter ki bize kızının Şükür Türkan'la ilgili bildiği ne varsa, yani Fatma katilse bugün açıklasın ya. Hepimizin sabrı gitti, şey o tükendi değil mi? Açıklasın, bildiği bir şeye var açıklasın. Lütfen rica ediyoruz yani. Şimdi biz hemen hızlıca başlayalım yayına. Nazlı Hanım'a tanıştıracağım sizlerle. Nazlı Hanım 44 yaşında. Aydın'da yaşıyor. 4 çocuğu var. Eşi tarafından aldatılmış ama ne aldatılma? Yani inanılmaz iddiaları var. Gelsin kendisi anlatsın. Nazlı Hanım gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok Aydın'dan geldiniz. Evet, Aydın'dan geldim. Ne güzelsiniz. Teşekkür ederim. Buna siz de öyle. Buna rağmen nelerle karşı karşıya kalmışsınız? Hiç sormayın. Bu değildim aslında ama beni bu hale getirdiler. 4 çocuğunuz var. Doğru biliyorum. Evet. Doğru söyledim. Doğru. Dişlere de ruju bulaşmış onlara da şey yapar. Hemen karşıya alalım sizi lütfen. Şimdi sizin arkadaşlarıma verdiğiniz bütün belgeler, her şey benim önümde. Ve ben inanamadım. Gerçekten inanamadım yani. Önce şöyle başlayalım, olur mu? Buyurun. Yani 4 çocuk annesisiniz, Aydın'da yaşıyorsunuz. Evet. Nazlı Hanımcığım, evet. İsminiz gibi de Nazlısınız. Teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Aldatıldığınızı iddia ediyorsunuz. Evet. Ben iddia demek zorundayım çünkü aldatıldığınızı ne zaman? Çünkü iddia diyorum ama şu görüntülere baktığımda gerçekten çok ürkütücü. Ne zaman ve nasıl öğrendiniz? Yaklaşık 1,5 sene önce sosyal medyamda bir arkadaşlık isteği geldi. Hı hı. Çok garibime gitti çünkü eşimin son 4 telefon numarasının son 4 numarasıydı. Çok ilgimi çekti. Hı hı. Sizi arayan kişi? Aramıyor, istek atıyor bana. İstek atıyor. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan, peki. Ondan sonra ben bunu eşime sorduğumda bir fotoğraf paylaşıyor. Böyle kediler var, işte... Hı hı. Tüyleri diken diken olmuş. Eşiniz de Cüneyt. Evet, önce kedi resmiyle başladı. Yo, evlilik... Ben şu anda ekranda sizin eşinizin fotoğrafı yayınlandı, evet, da. Evet, evet. Eşi de Cüneyt Bey. Evet. Buyurun, evet. İşte belli ki evlilik çocukların hatırına devam ediyor gibi bir şeyle, fotoğrafla karşılaştım. Sosyal medya dediğiniz Instagram'dan Instagram, mı? Instagram, Instagram. Evet, Instagram'da. Sonra ben bunu eşime sorduğumda, çünkü çok dikkatimi çekti. Eşimin telefonunun son 4 numarasıydı. Hı hı. Bunu eşime sorduğumda öyle bir şeyin olmadığını, işte senin arkadaşların yapıyordur, evliliğimizi bozmak için, işte bizi huzursuz etmek için demeye başladı. Hı. Ama tabii ben şey yaptım, sonuç alamayınca bu da benim... Aklımda bir soru işareti olarak kaldı ve arkadaşlarımdan rica istedim.
rica ettim. Bunu takip eder misiniz? Neler var? Çünkü biliyorum orada bir şey çıkacak. Siz oradaki telefon numarası son iki rakamı ile eşinizin rakamı aynı olunca oradan sadece oradan mı şüphelendiniz? Evet, oradan çok şüphelendim. Peki daha öncesinde eşinizin tavırları, davranışları vesaire? Son 1,5-2 senedir var. Sürekli işte işinin çok yoğun olduğunu, işte evde küçücük sebeplerden bahaneler üretip, işte bizim bahçe evimiz vardı, işte psikolojisinin bozuk olduğunu, oraya gidip 2-3 gün yalnız kalmak istediğini, kafa dinlemek istediğini, ya o kadar ufacık şeyleri büyütüyordu ki. Kaç yıllık evlisiniz siz? 20 yıllık evliyim. 20 yıllık. 20 yani yıllık dolayısıyla evliyim. Dolayısıyla siz aslında bir şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz. Peki bu sosyal medyada eşinizin son telefon iki numarası benzeyen telefon numarası üzerinden kurulan Instagram hesabından hangi paylaşımlar yapıldı ki siz bu kadar çok şüphelendiniz? Sürekli hakaret içeren yazılar, eşimin fotoğrafları, sürekli bunları atmaya başladı bana. Yani fake hesaptan. Fake hesaptan. Onları herkes açık bir şekilde mi paylaşıyor? Özelden... Evet, herkese açık bir şekilde. Herkese açık. Herkese açık. İşin enteresan kısmı herkese da... Herkese açık bir profil hesabından, fake hesaptan, eşinizin fotoğrafları, size hakaretler. Evet, ve işin en ilginç kısmı Didem Hanımcığım şöyle, benim 18 yaş altı çocuklarımın resimlerine bile paylaştı. Sizin çocuklarınızın fotoğraflarını bile paylaştı. Evet, ben bunun için kendisine dava da açtım. Peki, bu fake hesabın bulunması için. Siz bu fake hesapta sizin fotoğraflarınızı, çocuklarınızın fotoğraflarını yayınlıyor, size hakaret ediyor, eşinizin görüntülerini yayınlıyor. Peki eşiniz Cüneyt Bey ne yapıyor? Ben kendine sorduğumda hep inkar etti. Yok birileri bizimle uğraşıyor. Dostum olduğu kadar düşmanım da var. Şöyle böyle. Ama öncesinde ben bu resimleri de bilmiyorum. Çünkü evliliğim, arkadaşlarım o hesabı takibe aldılar. Lakin evliliğim devam ettiği için, evliliğimde bir sıkıntı da olmadığı için, işte 4 çocuk var, yuva yıkılmasın diye arkadaşlarım aslında bana da söylemiyor. Sonra eşim sudan sebepler yaratınca, evi terk ettikten sonra arkadaşlarım biz senin üzülmeni istemedik ama böyle şeyler vardı, artık madem iş bu duruma geldi biz de sana bunları verelim diyerek benim sonrasında elime geçiyor. İlk başta ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Hiçbirinden haberiniz yoktu. 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 Peki siz sonuçta yani 1,5 yıldır eşinizden şüpheleniyorsunuz Nazlı Hanım. Önce arkadaşlar hangi hazır görüntüler? Bana bir söyleyin, o size göre ben anons edeyim onları. Hangi görüntüler hazır? Söyler misiniz? Tamam, bir dakika bekleyin, şunu soracağım ben. Şimdi siz kendiniz, ben olsam bu fake hesabı sonuçta bana da arkadaşlık isteği göndermiş. Siz arkadaşlık isteğini neden kabul etmediniz o kişinin? İşte eşime güvenmeyi tercih ettim orada. Çünkü sordum eşime, yok dedi. İşte birileri bizim evliliğimizi yıkmaya çalışıyor, mutluluğumuzu bozmaya çalışıyor. İşte şöyle mi böyle mi, ki kendisine de söyledim. Savcılığa gidip bir dilekçe verip bu fake hesabın bulunmasını istediğimi de söyledim. İşte devletin işi gücü yok mu? İşte tehdit mi var, cinayet mi işlendi diye hep saçma sapan şeylerle beni durdurdu. Peki ama sonuçta orada sizin ilgili hakaretler var. Siz bunları daha sonra mı öğreniyorsunuz? Daha sonra öğreniyorum. Yani size söylemediler. Bu ne kadar süre devam etti bu fake hesaptan? Yani o fake hesabı da eşinizin sevgilisi mi paylaşmış bunların hepsini? Ben öyle tahmin ediyorum. Durduk yere kim kimin resmini paylaşabilir ki böyle bir durumda? Bir de çok, yani benim gördüğüm fotoğraflar çok özel fotoğraflar. Evet. Yani çok özel fotoğrafları Cüneyt Bey'in onayı olmadan bir kadın, yani bir kadının paylaştığını düşünüyorsunuz evet. Siz. Evet. Adı ne bu hanımefendinin? Ebru. Ebru olduğunu ne zaman öğrendiniz? Adının Ebru olduğunu ve sizi aldatıldığınızı bu sosyal medyadaki fake hesaplardan mı öğrendiniz? Fake hesaplardan sonrasında biz tabii mahkeme, eşim bana boşanma davası şimdi açtı. Şimdi bakın, neden biliyor musunuz Nazlı Hanım? Yani gel, eşiniz şimdi sizin anlattığınız şeyler, ya eşiniz sonuna kadar bir inkar mı etti? Dün ben bir belgesel izledim de. Şimdi evet, söyleyeyim. Hep inkar etti. İzlediğim bir belgeselde sosyal medyadan bir adam, işte Hintli bir kadıncağıza 10 yıl boyunca seni çok seviyorum falan bir sürü şey söylüyor. Sonra belgeselin sonunda bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi söylemeyeyim de izleyenlerin şeyini bozmayayım. Orada şimdi siz, acaba gerçekten Ebru diye biri var mı? Var. Var. Ve şu an biz mahkemeliyiz, evet. Didem Hanımcığım. Burada da deniliyor ki annesinin bakıcısıymış.
ama annesinin bakıcıya ihtiyacı yok. Nedense yani Cüneyt Bey böyle birini kabul ediyor. Böyle biri var Ebru ama benim sevgilim değil. Benim annemin bakıcısı. Bakıcısı yani kayınvalidenizin diyor. Bakıcısı. Bakıcısı diyor ve ne hikmetse kayınvalidem ve eşim dışında bu bakıcıyı ne akrabaları biliyor ne kimse biliyor. Hiç kimse gören bilen yok. Bakıcı bir de önünüzde varsa görüyorsunuzdur. Hangisi? Annenin bakıcısı mı Cüneyt Bey'in bakıcısı mı ben onu da anlamış değilim. Tamam. Hemen bir beraber fotoğraflarını bir yayınlayalım arkadaşlar. Cüneyt'le Ebru'nun ikisini beraber. Bir dakika şöyle yapalım bir dakika. Kayınvalideniz telefon hattındaymış şu anda. Birazdan tabii. Yayınlayalım. Tabii. Kayınvalidenizin adı neydi? Müjgan. Müjgan Hanım merhabalar. Alo Müjgan Hanım. Tekrar arayalım kendisini lütfen. Şimdi Müjgan Hanım bu arada oğlunun sevgilisiyle beraber tatile gitti diye biliyorum. Evet. Beni başka bir yere tatile gönderiyorlar. Ben diyorum ki eşime niye bizimle birlikte tatil yapmıyorsun? Birilerinin fedakarlık yapması lazım. Siz tatilinizi yapın, benim işlerim çok yoğun, para kazanmam lazım deyip beni çocuklarla başka bir yere tatile gönderiyor. Kendisi de annesi, babası, sevgilisi ve Cüneyt Bey başka bir yere tatile gidiyor. Bu anlattığınız gerçek mi? Resimleri var Didem Hanımcığım. Ya ben yine de sormak biliyorum. Fotoğrafları da gördüm ama. Acaba yani Müjgan Hanım sonuçta 4 torununun annesi gelini dururken oğlunun sevgilisiyle beraber tatile gidiyor mu gerçekten? Gitti. Gitmiş. Ve her yerde onu gelinim diye tanıtıyorlarmış. Gelini. Gelinim diye tanıtıyorlarmış. Bu arada imam nikahı da kıymışlar. İmam nikahı? İmam nikahı yani kıymış. Sizin yüzünüze kuma getirmiş haberiniz yok ya. Yok. İnkar ediliyor. Ben kadınlık vazifelerimi yerine getirebiliyorum. Benim bildiğim yanılmıyorsam imam nikahı olabilmesi için benim rızamın olması gerekiyor. Zaten bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçersiz. Tek eşlilik var. Evet. Yani bu ülkede yaşamasınlar ya. Gitsinler başka yerde yaşasınlar yani. Şimdi fotoğrafta kayınvalide Müjgan Hanım, Cüneyt, kayınpederim, Mehmet bir de İşte Ebru var. Evet. Sevgili Ebru. Yani arkadaşlarım yazmamış ama yüzü kapalı olan da Ebru. Evet hep emojiyle kendini kapatıyor. Evet onu aslında yazmaları gerekiyordu yazmamışlar. Arka taraftaki de Ebru. Şimdi evet. Peki bir beraber Ebru'yla Cüneyt'in görüntüleri bir ekranlara gelsin lütfen. Yani bunların hepsi beraber o paylaştırılan fotoğrafların hepsi, bizim yayınladığımız fotoğrafların, sizin bize verdiğiniz fotoğrafların hepsi o fake hesapta mı yayınlanıyor? Evet, fake hesapta. 1,5 yıl boyunca. Evet. Sonra arkadaşlarınız daha sonra mı size veriyorlar bunu? Daha sonra söylediler. Niye daha öncesinde söylemediklerini sorduğumda ya evliliğiniz devam ediyordu. Hani gayet de güzel, mutlu da bir çifttiniz. Hani 4 tane çocuğunuz da vardı. Biz... vicdan azabı duymayalım eğer bu bizim yüzümüzden bu yuva yıkılırsa diye sonrasında o yüzden vermişler. Peki Cüneyt Bey'le evliliğiniz nasıl gidiyordu? Yani, harika. Harika? Harika. Gerçekten mi? Orada muhtemelen önünüzde vardır bana yapılan hakaretlerin hiçbirini hak etmiyorum ben. Yani, eşim bana gelip ayrı şeyler söylüyordu. Tabii demek ki, hak anladığım etmiş. Kadarıyla oraya gidip ayrı şeyler söylenmiş. Tam bir narsist bir kişiyle karşı karşıya kalmışım. Yani ben izninizle birkaç tanesini aktarabilir miyim? Tabii buyurun. İzin veriyor musunuz? Tabii buyurun. Yani hanımefendi hakkında o kadar... Hangisini? Bir dakika yani o kadar kötü ki. Bir dakika hangisini okuyacağım? Yani hepsi çok üzgünüm sizi üzmek istemiyorum ama...
bir buçuk yıldır boşanacağım dedi. Kalkıp tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Çocukları kullanıyor. Yok işte bir şey içer. Ya da daha öncesinde de bekarken işte bir şey içti. Bu yüzden evlenmek zorunda kaldım der. Millete akrabalarda biliyor musun? Üzücü senin adına bu laflar. Yani sanki böyle Cüneyt'le ikinizin, ya Cüneyt'in sizinle mecbur kaldığını anlatan paylaşımlar yapıyor. Evet. Birçok arkadaşım, eşim, dostum şahittir ki Cüneyt yıllarca ayrılmadı benden. İsteyen oydu. Severek mi evlendiniz? Evet. Biz 20 senelik evliyiz. 10 sene birlikteliğimiz vardı. 30 senedir bu adam hayatımda. 30 senedir. 30 senedir ben geri gelmeyecek bir gençlik yaktım uğruna. 4 tane çocuğunun annesiyim. Şu an maddi, manevi, psikolojik mobbing baskı uyguluyor üzerimde. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Yalnızım bu değildi. Yani bakın, evlilik kadar boşanma da çok normal ama karşılığı bu değildi. Daha ahlaklı, daha dürüst olabilirdi. Vicdanlı bir şekilde dürüst olabilirdi diyorsunuz. 10 aydır bana hiç para vermedi, pul vermedi. Ben kendi çocuklarımı annem sayesinde baktım. Ekim'in 3'ünde tedbir nafakası bağlandı bana 15 bin lira. Bütün faturalar, çocukların servis ücretleri hepsini benim üzerime yıktı. Ben faturalarımı ödeyeyim. Çünkü çocuklarımın belli bir düzeni vardı. Belli bir yaşam standartına alışık çocuklardı. Ben hangi birinin hakkından gelebileceğim bilmiyorum. Yani aslında buraya çıkmaktan da son derece muzdaribim. Ama kendimi aklamam lazım çünkü şimdi hep şey diyorlar. Biz zaten geçinemiyorduk. Dört duvar arasında ne yaşadığınızı bilemezsin. Biz anlaşamıyorduk. Ama değil, ihanet sebebiyle bitti ve bunu herkes bilsin. Ben buradan çıktığımda alnı dik olarak çıkmak istiyorum. Evliliğinizi bir anlatır mısınız? Nasıl bir evlilikti? Harika bir evliliğim vardı. Son 1,5 yıl öncesine kadar. Harika. Gözümün içine bakan, bana değer veren. Bir evliliğim vardı. Biz çok mutluyduk Didem Hanım. Ben şimdi bazen arkadaşlarımla, eşimle, dostumla bu olayları paylaştığımda kimse inanamıyor. Herkes kimse inanamıyor. Herkes bir şoke oluyor herhalde. Evet. Yani son 1,5 yıl öncesine kadar bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ya şu an çocuklarımı bile gözü görmüyor. Çok kaba bir tabir olacak, affedersiniz. Ama bu çocuklar senin. Ben annemin, ailemin evinden getirmedim. Niye sorumluluğu bana yıkıp gidiyorsun? Niye? Hiç ilgi, 9 aydır ayrı yaşıyorsunuz. Ayrı yaşıyoruz. Evi zaten terk edip giden o. Sonrasında boşanma davasını açan o. Bu defa ben de zinayla dava açtım. Karşı bir dava açtım. Keşke çocuklarımı bunu yapmasaydı. Görmüyor mu peki 9 aydır? Çok, o kadar sayılı ki. Haftanın bir günü eğer eserse, ayda bir oluyor, 1,5 ayda oluyor, 15 günde alıp bahçe evine götürüyor. Çok affedersiniz işte, onlara yediriyor, içiriyor, mangal yakıyor, gönderiyor. Ama 18'lik bir masrafı var vesaire. 18'lik delikanlı oldu Ebru Hanım'la kendisi, her yerde geziyorlar. Her yerde kendini evliyiz diye tanıtıyorlarmış. Eşimin teknesi vardı. Benim çocuklarım sadece Didem Hanım o tekneye bir kere gidebildiler bu sene. Ebru Hanım'ın eşinden, dostundan benim çocuklarıma fırsat kalmadı. Bak, ben kendim için bir şey istemiyorum. Ama çocuklarım hiç çocuklarım olmasa babalık için yapsın diyorsunuz. Yani bunu Didim Liman'da, Akbük Liman'da bunları gören, bilen, duyan ne olursunuz bana yardım etsin. Adam benimle evli. Ve hala evlisiniz. Hala evliyim. Ebru ile nasıl tanışıyorlar peki? Onu bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. Her yere birlikte gitmişler. Kayınvalidem gelinim diye tanıtıyormuş. Beni sevmediği için onu seviyormuş. Seni sevmiyor muydu peki sevgili Nazlı'cığım? Biz kayınvalidemle dürüst olmak gerekirse çok... 20 yıl boyunca çok anlaşamadınız. Çok anlaşamadık ama ben eşimin hatırından dolayı evet bazı zaman zaman gerginliklerimiz oldu ama hiçbir zaman sınırımı aşmadım. Saygısızlığım olmadı diyorsunuz. Olmadı. Onun bana yaptıklarının karşısında olmadı. Bakın, ben bunları yaşadım. Hiçbirinin karşısına geçip de
çıkmadım bile. Ben şu Malazgirt Meydanı'nda yaşıyorlar. Aynı evde yaşıyorlar. Benim evime çok yakın. Ben bir günden bir günü onların oraya gitmedim bile. Kayınvaliden bir yerde yaşıyor. Sen yakınmış, yani yakın oturuyormuşsunuz. Evet. Çok... Yani ona da bir tanımlamam var. Bermuda şeytan üçgenine evet, çevirdiler. Evet öyle. Bir uçta ben varım. Bir uçta şu an birlikte yaşadıkları ev, kayınvalidemin evi de şey... Üçgen, bildiğiniz üçgen. Yani yürüyerek belki 10 dakikada hepsini gezebilirsiniz. O kadar yakın oturuyor. O kadar yakın. Peki orada mı oturmuş 1,5 yıl boyunca, sevgilisiyle orada mı yaşamış? Evet orada, araba sürekli orada. Araba sürekli orada. Bu arada Ebru denen sevgilisi de yani size bayağı bir dalga geçen içerikler paylaşmış. Evet. Didem Hanım, onursuz gurursuz ben miyim? Ben bilmiyordum, hiçbir şeyi bilmiyordum. Adam resmi nikahlı eşim. Dört çocuğunuz babası. Dört çocuğunun annesiyim, dört çocuğumun babası. Ama onun nikah, resmi nikah ihtiyacı yokmuş. Zaten imam nikahları varmış. Parayla beni susturuyorlarmış. Huzurlarını satın alıyorlarmış. Ben evde çocuk bakıyorum, hizmetçiymişim. Onlar gününü gün ediyormuş. Öyle paylaşımlar yapıyor. Tabii tabii. Var, hepsi var. Peki bunlardan eşinizin haberi var mı? Ebru Hanım'ın söylediğine göre var. Ama ben eşimin yine de bu kadar yapabileceğini düşünmek istemiyorum. Ama sonuçta Ebru sonradan hayatına dahil olmuş. Cüneyt, yani yaşadıklarınızla ilgili sevgilisine neler anlattı ki Ebru da onları sosyal medyasından paylaşıyor? Demek ki bir şeyler anlatmış. Ya da tam aksi Ebru başka türlü şeyler düşünüp, yani küçük düşürmeye çalışıyor şeylerdi sizi. Beni küçük düşürmeye çalışıyor. Evet. Yani daha doğrusu evliliğimi anladığım kadarıyla bitireyim. İşte daha çabuk tereyağından kıl çeker gibi onun işi kolaylaşsın diye oluyor. Ve bu fake hesapta Didem Hanım bana nasıl geliyor biliyor musunuz? Hı hı. Eşimin nikahlı, evli karısıyım, eşiyim. Çünkü bunun... ile aldatıyor. Hı hı. Ebru Hanım da bunu hırs yapıp bana saldırıyor. Ebru'yu da mı aldatıyor? Evet. Evet, bilen, gören, duyan herkesten lütfen desteklerini bekliyorum bu konuda. Yani ben şoklandım. Cüneyt Bey sizi Ebru ile aldatıyor, Ebru'yu da aldatıyor, başka bir kadınla birlikte evet, oluyor. Evet, evet, evet. Peki üçünüzle aynı anda mı birlikte oluyor, idare ediyor belli bir süre? Yoksa Ebru ile beraber sizden ayrıldıktan sonra mı? Yani Cüneyt Bey ne yapmaya çalışıyor peki? Didem Hanım. Pınar'cığım bir şey yazdım sana, bakar mısın lütfen? Bilemiyorum, evet. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Peki şimdi bir de hediyeler alır mıydı Cüneyt size? Alırdı. Öyle mi? Bir video var çünkü, paylaşımlar var. Hediye paylaşımlarını arkadaşlar ekranlara getirir misiniz lütfen? Şimdi benim o videodan gördüğüm kadarıyla yani bir de beraberler, üçüncü yılımız kutlaması diyor. Peki eşiniz bunları kabul etmiyor mu? Hayır. Ya buradaki beraber olduğu kadının? Hayır, annesinin bakıcısı olduğunu iddia ediyor dava dilekçesinde. Annesinin bakıcısı? Evet. Peki annesinin bakıcısına bu kaç taş? 5 taş mı almış? Hak geçirmiyor Didem Hanım. Bana ne yapıyorsa hanımefendiye de aynısını yapmış. Öyle mi? Size de mi aldı bu yüzük? Almıştı. İkiniz aynı anda mı yüzük alıyor? Sanırım öyle oluyor. Abi ben şu an bunu anlıyorum. Yani aynı tarihlerde mi bu yüzük alınıyor? Ne zaman, tarihi görmedim burada ama. Yaklaşık öyle tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum.
Peki size hediyelere boğduğunda da daha önce sürekli hediye alır mıydı Cüneyt Bey? Alırdı. Alırdı. Son zamanlarda ama son bir senedir böyle şey yapmıyordu. O kadar çok önemsemiyordu. Son bir senedir, bir buçuk senedir alıyordu ama önceki gibi değil. 3 yıldır beraberlermiş. Evet. Siz 1,5 yıl dediniz. Ben 1,5 yılını biliyorum. Benim öğrenmem 3 aşağı 5 yukarı onu tekabül etti. Peki son 3 yıldır eşinizin tavırlarından şüpheleniyor muydunuz? Evet. Annesi arıyordu sürekli, baban hasta, işte acile götür, şöyle yap. Haftanın 3 günü 4 günü benim eşim babasını acile götürüyordu hasta diye. Nesi vardı meğerse, beyefendi, geçmiş olsun diyelim. Meğerse benim anladığım kadarıyla evden çıkartıyor. Kayınvalideniz. Hastane, evet, hikaye. Diğer geliniyle birlikte kalsın diye yol hazırlıyormuş sanırım. Yani özür dilerim ama Müjgan Hanım oğluna getirdiği kumayı kabul mü ediyor? Evet. Evet, kabul ediyor. Onun gelini o, ben değilim. Peki bunu açık açık etrafa söylüyor mu? Vallahi orada yazılanlara göre Didem Hanımcığım herkes kabul etmiş. Hı hı. Ama herkes bana söylemekten çekinmiş. Ben çok onursuz, gurursuzmuşum. Hala da milletin yüzüne nasıl bakıyormuşum ben de bilmiyorum. Peki yani nasıl bir sorun? Yani şimdi normalde bu soruyu soruyorum ama sorarken de cevabını veriyorum aslında. Biliyorum, farkındayım ama. Şimdi nasıl bir 20 yıllık gelinsiniz. 4 evet. tane bir ikizleriniz var, bir 2 tane çocuk, toplam 4 çocuğunuz var. Evet. Mutlu bir evliliğimiz vardı diyorsunuz. Evet. Yani kayınvalidenizle nasıl bir sorun yaşıyorsunuz ki? Kayınvalideniz... Kayınvalidem de bence çok narsist. İlk baştan beri çok isteyerek beni kabul etmedi. Ama oğluyla biz anlaştığımız için eşim çok istedi. Biz birbirimizi sevdik, tamam dedik. Rahmetli kayınçım vardı benim. Sonrasında o evlendi. O tarafa daha farklı davranma, beni hep aşağılama. Ya ben çocuklarımı... Ne yapıyordu size? Mesela... Benim Eltim'in oğluyla benim oğlumun, büyük oğlumun arasında 1 yaş, 2 yaş var. Ben doğum günü kutlardım. Babaannemizi zorla getirirdim. Hı hı. Ama onun, Eltim'in çocuğunun doğum günü olduğunda oraya süslenip püslenip 2 dirhem 1 çekirdek en önce giderdi. Benim çocuğuma mesela doğum gününde 1 tane hediye alınırdı. Ama Eltim'in çocuğuna, bunu Eltim'in bir suçu günahı yok, şimdi şey yapmayayım. Hı hı. Ama kayınvalidem tarafından onun... Doğum günü, çocuğunun doğum günü olduğu zaman, benim oğlumun doğum günü olduğunda Eltim'in çocuğuna da hediye alınıyordu. Çünkü benim oğluma verildiği zaman o çocuk yerinmesin diye. Hı hı. Ama onun doğum gününde hiçbir zaman benim çocuğuma alınmadı. Benim aileme hiçbir zaman saygı göstermedi. Hiçbir zaman biz o sıcaklığı yakalayamadık. Hep öteki gelin, istenmeyen gelin oldunuz o evet. zaman. Peki Cüneyt ne yaptı? Normalde bu kocaları iş düşüyor sonuçta. Artık yeni bir yuva kurmuş, hayat kurmuş, 4 tane çocuğu var. Yani hala ailesini, yani ne bileyim, ana kuzusu diyeceğim ama şimdi öyle bir adam da değil, öyle benzemiyor. Şimdi 2015 senesinde kardeşini kaybetti benim eşim. İki erkek kardeşti, kaybetti. Ondan sonra annesi... Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bu konuda da çok üzgünüm onun adına. Ama şey, daha çok eşim tek kalınca onun üstüne şey yaptı. Anne psikolojisiyle, işte senden başka kimimiz var gibi. Ama yine de oğlunun kumasını sevgilisine gelin olarak etrafa tanıtmak, bilmiyorum. Yaptıysa hiç ahlaki bir tavır, davranış değil yani. Değil. Vicdani değil. Ve ahlaki bir tavır değil. Şimdi size nispet de yapmışlar. Bir tane öyle bir video daha var. Onu da yine bu fake hesaptan baya baya ilanı aşk etmişler aslında millete, herkese. Evet. Aslında o size göstermelik. Yani sizi böyle kızdırıp boşanmanızı sağlamaya çalışmış Ebru, evet. anladığım kadarıyla. Evet. Peki gelsin o şey, nispet videoları. Thank you.
Yani bunlar var ya, acayip şeyler videolardı. Şimdi teker teker getirelim. Şimdi bugün yarın gelirsin diye bir fotoğraf var. Bugün yarın bu fotoğrafı bir ekranlara getirelim. Bunu Ebru mu çekiyor eşinizi? O fake hesaptan yayınlıyor. Sanırım evet. Evet. Ayrıldılar galiba. Bir ara evet. Ona göre öyle bir şey yapmış. Annesindeyken diyor. Yani herhalde bu arada şu şeyi de kapatalım. Burada marka görünüyor galiba. Şimdi burada da annesinde yatıyor beyefendi. Ebru da yanında. Evet. O zaman Ebru yani Kumay'ı, sevgilisini kendi evinde mi ağırlıyor kayınvalideniz? Evet. Onlar oraya gidiyor, onlar oraya geliyor, tatillere gidiliyor, köylere, kentlere gidilip gelinimiz diye tanıtılıyor. Bir dakika, bir fotoğraf daha var işte. Aşko'yu beklerken. Aşko mu diyor eşinize? Öyle diyormuş. Aşko'yu beklerken. Siz Cüneyt Bey'e ne derdiniz? Hayatım derdim, canım derdim. O bana aşko kelimesini kullanırdı ama ben nedense ona hiç ısınmamıştım. Bana bu şekilde hitap etme derdim. Hatunum derdi bana. Son ne zamandan beri aşko diye hitap etmeye başladı size? 1,5 senedir falan. Bir buçuk. Ebru'dan sonra herhalde alışkanlık şey, jargonu galiba değişti mi diyoruz. Burada bu sözler onu anlıyorum yani. Evet. Şimdi her yere götürdüğü senin de neredesin diye aramalarında gına geldiği doğrudur. İşine gelirse açardı gerçi diyor. Şu paylaşım nedir? Bu hepsini Ebru Hanım mı yapıyor bunları? Evet. Ne demek istiyor burada? Yani benle birlikte her yere gitti geldi, senin telefonlarına cevap vermiyordu diyor. Benim anladığım bu Didem Hanım. Az yerlere yatıp sevdiğini haykırmadı. Kendisini ne kadar sevdiğini sosyal medyada, yani sizin kocanız, yani senin kocan seni sevmiyor, beni seviyor. Anla demeye artık getiriyor. Evet. Ama benim ayaklarıma da kapanıyordu. Ya bunu yaparken, yani iki kadının aynı anda ayaklarına da mı kapanıyordu? Evet. Şahitlerim varsa lütfen bağlanırlarsa çok mutlu olurum. Ayaklarınıza kapanıp hem Ebru'nun ayaklarını hem sizin ayaklarınızı aynı anda kapanıyor. Evet. Ne yapıyor peki? Aynı anda kapanıyor. Ne diyor size? İkna, yani geri mi dön diyor ya da ne bileyim. Yok yok şey mı? Biz bir evliliğimiz devam ederken. Ha, siz bilmiyorsunuz da. Bilmiyorum. Evliliğimiz devam ederken. Evet. Bana da kendimi çok özel hissettiriyordu. Peki en son ki bu saçları sabaha kadar öpüp kokladı. Bu saçları sabaha kadar öpüp kokladı. Yani çocuk neyse, peki şunu mu yapmaya çalışıyor? Yani bu hesabı sizin takip ettiğinizi düşünerek aslında sizi boşanmaya ikna etmeye çalışıyor. Evet. Sizin takip etmediğinizi de bilmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki siz takip ediyor muydunuz, etmiyor muydunuz? Hayır, ben etmiyordum. Fakat arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım takip etti. Siz niye takip etmediniz? Siz niye yapmadınız takip? Nazlı Hanım. Göreceklerimden, duyacaklarımdan korktum belki de Didem Hanım. Peki görseydiniz, duysaydınız 1,5 yıl boyunca o evde Cüneyt'le aynı evi paylaşmaya devam eder miydiniz? Hayır, sanırım hiçbir kadın bunu kabul etmezdi. Ve biz geçen Ekim-Kasım gibi böyle bir ayrılık yaşadık. Evi terk etti. Yine sebepsiz şeyler. Ufacık şeyleri büyütüp zaten evi terk ediyordu. Kardeşi de öldü. İşte işim çok stresli. Hep işi var. Didem Hanım hep yoğun. Gece 11'de 12'de geliyor. Ya diyorum bu saatte iş mi olur? Ondan sonra yok işim var, çok yoğunum. Meğerse diğer işlerini halledip öyle geliyormuş. Hep inkar ediyordu. İşte kardeşi öldü diye, psikolojisi çok iyi değil, işi de stresli diye ben hep onlara yordum, yormak istedim. Peki belki size de boşanmak istiyorum deseydi boşanır mıydınız? Ben başka birini seviyorum, boşanmak istiyorum deseydi ne yapardınız? İnanın canım yanardı ama bu kadar değil Didem Hanım. Çünkü onursuz gurursuz değilim ki, bitebilir, her aşk bitebilir. Her aşk bitebilir. Aşk mıydı sizinki? Aşk evliliği mi? Aşk, sevgi, evet. 10 sene flört etmek nedir Didem Hanım? 14 yaşındaydım ben onu tanıdığımda. Kendisi 18 yaşındaydı. Ve herkes biliyor, biz ayrılıyorduk, birbirimizi terk ediyorduk, arkadaşlarımı devreye sokuyordu benim. Peki, bir şekilde beni geri döndürüyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyor Ebru, sizin evlenmeye mecbur kalmış. Ama değil. Ya da Ebru'ya öyle mi anlatıldı? Ebru sanırım ona öyle anlatıldı. Siz ne istiyorsunuz şimdi? Bir seslenir misiniz Cüneyt Bey lütfen? Bunları kabul etmesini istiyorum. Bizim evliliğimiz geçimsizlik yüzünden değil Didem Hanım. Onun ihaneti yüzünden bitmiştir. Bunları açıkça kabul etsin
Ben bunu istiyorum. Onurumu, gururumu kurtarmak istiyorum. Bari Ebru'yu seviyorsa onurlu ve gururlu bir insan olarak da şu anki aşkına sahip çıksın diyorsunuz. Yani. Barışmak mı istedi bu arada sizinle tekrar? Evet, bir yokladı. İşte bu kadar şeyden sonra, ama bu benim delillerimi bilmiyordu. İşte hani aileler bu kadar işin içine girmişken bizden olur mu dedi. Deneyebilir miyiz, toparlayabilir miyiz? Ben istemedim. Ben istemedim Didem Hanım. Ben istemedim. Dedim ki beni boşa, ben senin soyadını... Şu an barışmak istese affeder misiniz? Bunca şeyden sonra mı Didem Hanım? Nasıl güvenir bir insan? Ben soruyorum sadece. Nasıl güvenir bir insan? Her yaşadığım her şey yalanmış. Bana da yalan, o hanımefendiye de yalan, bir başkalarına da yalan. Hiç Ebru ile konuştunuz mu? Hayır. Peki biz kendisiyle bir konuşalım. Aslında Müjgan Hanım yayına bağlanacaktı. Son dakika ne olduysa vazgeçti. Aslında Müjgan Hanım'ın bazı şeyleri açıklaması lazım. Yani Cüneyt Bey'in de, ama Müjgan Hanım çocuklarının, torunlarının annesine bunu yapılmasına neden göz yumdu? Büyük oğlum, şöyle söyleyeyim o zaman Didem Hanım. Büyük nasıl göz yumdu yani? Bayramda onun yanına ziyarete gidiyor. Oğlumu evden kovuyor. Babaannesinin yanına gidiyor. Evet, oğlumu kovuyor. Evet. Daha önceki ziyaretlerinde de bir miktar paran var mı diye babaanne soruyor. Ben bunların hepsini sonradan öğrendim. Babaanne soruyor paran var mı diye. Oğlum da diyor ki param var. Yok yok diyor, ben sana vereyim. Ama diyor sakın diyor evdekilere vermeyeceksin. Annene benzemeyeceksin. Onlara benzemeyeceksin. Bu parayı onlara vermeyeceksin. Sen yiyeceksin yoksa kavga ederim. Diğer çocuklara da. Evet, ben onun torunlarına bakıyorum. Oğlunun çocuklarına ben bakıyorum. Ve 5 kuruş benim para vermiyor. Benim annem mecbur olmadığı halde destek. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Annem yardımcı oluyor. Cüneyt Bey'e söyleyecekleriniz var mı? Kendisine seslenmek ister misiniz? Her şey açığa çıksın istiyorum. Ben dürüst bir şekilde anlamın akıyla buradan çıkmak istiyorum Didem Hanım. Ben gurursuz değilim, onursuz değilim. Onlar kendilerine dönüp baksınlar önce. Peki sevgili Nazlı, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Evet. Burada da yani öyle olacağını ümit ediyor. Umarım. Elimden gelen bütün desteği de vereceğim sana. Çok teşekkür ederim tamam, Didem Hanımcığım. Dışarı alalım, dinlendirelim sizi. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Ya çok üzücü değil mi? Kaç yıllık evlilik yapıyorsun? Yani siz de duyuyorsunuz da Nazlı Hanım. Onca yıllık evlilik yapıyorsunuz. Yani 4 tane de çocuk veriyorsunuz. Ya ayrılabilirsiniz de Cüneyt Beyciğim. Çocuklarınıza yani iddia ol, öyle söyle. Ben sizi de dinlemek isterim. İnsan çocuklarına bakmaz mı ya? Yani o çocukları beraber yapsınız ya. Siz baba, o da annesiniz yani. Yani siz aslında Nazlı'yı ya da aileniz Nazlı'yı cezalandırmaya kalkarken aslında çocuklar... Ben sadece onu dinledim. Size dinlemek istiyorum tabii ki. Bu arada Ebru, sevgiliniz Ebru öyle olduğunu iddia ediyor. Bunları yaptığından haberiniz var mı 4 çocuğunuzun annesine? Gerçekten ya, kabul edilebilir değil yani. Eğer doğruysa. Ama fotoğraflar da birçok şey anlatıyor yani. Şimdi 60 yaşındaki Perihan Gezmez 2018 yılından beri kayıp. Giresun Bulancak ilçesinde kayboluyor. Üçüncü evliliğini yaptığı Mustafa Getmez'in yanında kayboluyor. İki taraf da birbirini suçluyor. Bütün iddiaları konuşacağız. Damadı Kumral Bey gelsin lütfen buraya. Kumral Bey buyurun. Selamlar Kumral Beyciğim. Hoş geldiniz. Selam, hoş sağ olun. Buldum. Sizi yerinize alayım. Gelsin. Kumral Bey yerini alırken neler konuşmuştuk? Olayı bir hatırlayalım hemen hızlıca. Ya çocukları en başa oturun Kumral Bey. En köşeye oturun lütfen. Ben kayınvalidemle ilgili gerçekler ortaya çıksın istiyorum diyor. Keza eşi de öyle. Bir hatırlayalım neler konuşmuştuk hemen arkasından. Kim öldürdü ya da hayatta mı ya da öldürüldü, bu sorunun yanıtını arayacağız. Buyurun. Hastane kameralarında giriş ve çıkışı görülüyor. 6 yıldır da hiçbir şeyin çıkmaması. Hastaneye gidiyorum dedi. Kayıplara karıştı. 6 yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Giresun'un Bulancak ilçesinde 2018 yılında kaybolmuş sevgili izleyiciler. Yani yaklaşık 7 yıl önce kaybolmuş bir isimden bahsediyoruz. 7. yıla girmek üzere. 3 çocuk annesi Perihan Getmez. 2018 yılından beri kayıp. Neden şimdi, ne oldu sorusunu soruyorsunuz tahmin ediyorum. Üvey kızı var. Üvey kızı Özge. Annesini, üvey annesini Perihan'ı rüyasında görüyor. Rüyasında gördükten sonra rahatsız oluyor. Ve arkasından da biz bulmalıyız, başına ne geldiyse ortaya çıksın diyor. Üvey annesini aramak için bizimle birlikte. Üvey kızı Özge yıllar sonra rüyalar görmeye başlayınca annesi Perihan'ın peşine düştü. İlk kaybolduğu zamanlarda sürekli bir öldü
hani kayıp bulunmuyor vesaire gibi muhabbetler olduğu için cenazesini gördüm rüyamda. Beni neden aramıyorsunuz? Ben ölmedim. Herkes cenazemi yaptı ama ben yaşıyorum dedi. Derihan Getmez'e ne oldu? Kazançoma mesela nerede annem bir arayalım bulalım diyorum. Diyor ki işte biz duasını okuyoruz, akşam akşam gönderiyoruz. Biz şunu rica ediyoruz. Sağsa bulalım, sahip çıkalım. Öldüyse de mezarını bulup sahip çıkalım diye istiyoruz. Bence ne varsa bu sülalenin içinde yani. Şimdi damadı Perihan Hanım'ın damadı Kumral Bey burada. Eşi Özge Hanım da Giresun Bulancak'ta, tam o evlerin olduğu yerde. Eşinizi de bir görelim. Eşinizin de üvey annesi oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de biraz aslında eşiniz rüyalar gördükten sonra 2018 yılının ilk kayıp başvurusu yapılıyor. 2018-2024'teyiz. Yani 7 yıl sonra aşağı yukarı, 6-7 yıl sonra Perihan Hanım'la ilgili gerçekler ortaya çıksın istiyorsunuz. Aradan bayağı bir zaman geçmiş. Eşiniz Özge Hanım rüyalar gördükten sonra artık tamam, yani bir başına bir şey geldi diye düşünüyorlar ve harekete geçiyorlar. Özge merhabalar. Özge üvey kızı Perihan Hanım'ın. Merhabalar Didem Hanım. Tamam. Sen şu anda sevgili Özge'cim neredesin? Tam kimin evinin önündesin? Perihan Getmez'in ve Mustafa Getmez'in birlikte yaşadığı evin önündeyiz. 2018 yılında senin üvey annen bu evde Mustafa Getmez'le birlikte yaşıyor. Doğru mu? 2007 yılında Mustafa Getmez'le evleniyor. Evet. Senin baban vefat ettikten sonra 2007 yılında da Mustafa Getmez'le evleniyor. 2018 yılından beri kayıp. Peki sen bu eve gelip gider miydin Özge? Evet, gidip geliyorduk. Tamam. Şimdi soracaklarım var. Evlendikten sonra da gidip gelmeye başladım çünkü... Evet. Çünkü abimler karşı binada oturuyorlardı. Hı hı. Yani evini toplamaya, yemek yapmaya, temizlik yapmak için gidip geliyordum. Evet. Peki ama onun öncesinde Kumral Bey bekle lütfen. Özellikle Kumral Bey şunu söyledi. Dedi ki yani en son işte yaşadığı Mustafa Getmez'in eviyle oğulları da karşı şeyde oturuyor. Özgür, Özcan ve Özkan. Üç oğlu da diğer tarafta oturuyor. Dolayısıyla ne olduysa bu ara içinde ya diyor Özgür, Özcan ve Özkan başına bir şey getirdi ya da Mustafa Getmez ailesiyle beraber bir şey getirdi. Onu göreceğiz ama ya sizi birileri tehdit etmeye başlamış Kumral Bey. Bir bekle lütfen. Ergün'de de kulaklık var. Ergün bir Özge'yi görelim lütfen. Yani sizi kim tehdit ediyor? Kumral Bey? Ben öncelikle iki kelime etmek istiyorum müsaade tabii ederseniz. Buyurun. Buraya gelmemize vesile olan, bize yardımcı olan Bulancak Belediye Başkanımız Necmi Sıvıç Bey'e, Ayşegül Erdoğan Hanımefendi'ye çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Olay şöyle, bazı dedikodular haber gönderiyorlar. İşte, biz de selamlarımızı gönderiyoruz Sayın Başkan'a. Teşekkür ederim. Hanımefendi'ye de, evet. Şöyle bir kulaktan duyma, birbirlerine söylüyorlar. İşte fenomen olmak için oraya çıktı. Bir daha Bulancak'ta yaşamayacak mı? Kim diyor bunu? O taraflardan. Aslında beni tanımıyorlar onlar. Ya ben de söyledim, benim fenomen olmama gerek yok. Ben 8 çocuk babasıyım. 8 çocuk mu maşallah. 9 kardeşim ben. Dün sabah annem arıyor buraya gelirkenlik. Oğlum acaba yanlış mı yapıyorsun? Dedim ki anne, birimiz ikimiz gitmişik, çok da önemli değil dedim. Yani bir can gitmiş, sonuçta bunu bulmaya çalışıyoruz yani. Siz öldürüldüğünü düşünüyorsunuz. Hayır, ben öldürüldüğünü düşünmüyorum. Öyle mi, ne düşünüyorsunuz? Peki hayatta olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben hayatta olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Kayınvalidenizin hayatta olduğunu düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Peki o zaman 2018 yılından beri niye ortaya çıkmıyor? Gerçi Özge, ben yanlış hatırlamıyorsam öldürülmüş olabilir ifadesini de kullandı ama... Şimdi bu zamana kadar çıkmama... Oğlundan mı kaçıyor? Gibi bir şey. Hayır, oğlundan kaçmıyor. Bence oğlunun bilgisi dahilinde bir yerlere gitmiş olabilir. Özgür onu bir yerlerde tutuyor olabilir mi diye soruyor, düşünüyorsunuz. Olabilir. Mesela... İşte namazda... Veyahut da bir başka yere götürmüş olabilir. İşte öbür taraftan çekindiğine söylemiyor olabilir diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir, yani hayatta olmasına çok sevineceğiz. Yani Özgür'ün bir tarikatla bağlantısı olduğunu, dolayısıyla da onlarla bir şekilde içli dışlı olduğunu, annesini de alıp onlara vermiş olabileceğini düşünüyorsunuz. Ya kafama şöyle bir şey takılıyor. Mesela bana anlatmıştı bir ara, işte oraya gittik biz, güzel bir yer,
İşte hocaları dinliyorsun. Yani Perihan Hanım bunu söyledi. Hayır hayır. Özgür söylüyor. Özgür. Tamam işte. Ama şimdi bakın sonuçta 8 yıldır ortalıklarda insan en azından yani kızını arar. Özge peki senin annen bir yerde kaldıysa eğer ki seni büyütmüş. Senin üvey annen ama seni büyütmüş. Ona sen anne diyorsun. Senin annen kuma geliyor Perihan Hanım'ın üzerine. Fakat Perihan Hanım seni seviyor. Tabii evet. Oğulları var. Sen de kızsın. Seni büyütüyor. Senin annen bir yere gitse yani sana da düşkün anlarım. Sen de ona düşkünsün. İnsan üvey annesine bu kadar yardım etmez. Ya da üvey annesi hayatını kaybettiği de başında bir şey geldiyse kocasıyla birlikte aramaz. Yani seni aramaz mı hiç mi? 2018 yılını bir alo demez miydi hiç olmazsa Perihan Hanım? Şöyle bir şey Didem Hanım. Evet, evet. Bizi o baktı büyüttü. Ailenin de tek kız çocuğu ben olduğum için hepsi abilerim, evet. Perihan annem. Ya biz onu anne bildik. Düşkünlüğümüzün sebebi de bundan kaynaklı. Hani beraber büyüdük yıllarca, beraber yaşadık. Hayır, sen peki annenin şöyle bir şey aramasına mi? Gelin. Öldüğünü mü, öldürüldüğünü mü ya da bir yerde tutulduğunu mu düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ya bu konuda hep birlikte oturup konuştuğumuzda ya da işte ne bileyim düşündüğümüzde her hı-hı. şey olabilir. Ya belki hafızasını da kaybetmiş olabilir. Hı-hı. Onu da düşünüyorsunuz. Arkadaşlar önemli bir ihbar var. Bu ihbar, yani, ihbar çünkü sahibine bakın. Ben bu ihbarı birazdan söyleyeceğim ama çok önemli bir ihbar var. İhbar sahibinin ismini de biraz yani söylemeyeceğim ama ihbarı açıklayacağım. Perihan Hanım'la ilgili, annenizle ilgili çok önemli bir iddiada bulunuyor. Ama önce o sokağa görelim. Şimdi sevgili Özge sen şu anda annenin o dönemde beraber yaşadığı, evli olduğu Mustafa Getmez'in evinin önündesin. Özgürlerin, abilerin evini göster. Gidelim oraya evet. kadar. Nerede oturuyorlar? Görelim lütfen. Tabii. Yani çünkü gidelim. Oğulları karşısında oturuyor. Gidelim. Yani şu an o anki eşinin zaman zaman oğulların evine gidiyor. Onlara yardımcı oluyor. Bu arada Özgür'ün de annesini dövdüğü, şiddet uyguladığı iddiaları da var. Senin kulağına geldi mi? Abin anneni dövüyormuş Özge. İddiadan ziyade şahit olduğum durumlarda oldu. Ya. Çünkü biz ayrı değil, hep birlikte yaşıyorduk. Abin anneni mi dövüyordu? Burası Didem Hanım. Göster evi lütfen. Annem bazen buradan çıkıyordu, evinden çıkıyordu. Yaşadılar. Annen evinden çıkıyor, Mustafa Bey'in evinden çıkıyor, oğulların yanına buraya geliyor. Hangi evi göster bir daha canım? Evet. Evi göremedin, evi göster. Şu alt kat giriş. Şu anda hala Özgürler, pardon Özgür değil de Özkanlar, Özcanlar orada yaşıyorlar mı? Yok hayır köyde yaşıyorlar. Taşındılar. Peki o eve yani zaman zaman annen gelip abilerinin ihtiyaçlarını mı gideriyordu? Yani sürekli oğullarının yanında evet, yani. Evet evet günlük geliyordu. Tamam. Evet. Orada mı yaşıyorlardı? Üç oğluyla beraber orada yaşıyor. Evet bu şekilde buradalardı. Burada da bir daire var. Tamam. Karanlık şu anda görmüyorum ama bir diyafram ayarlarsa buradan. Kameraman arkadaşım. Diyafram ayarlayalım arkadaşlar. Bir içeriye bir göreyim ben. Çok karanlık çünkü. Tamam bir dışarı gelelim. Çok karanlık. Orayı dışarıda duralım çünkü karanlık. Şu anda evet. Tamam. Burada yaşıyorlardı öyle mi? Abilerin. Peki annen evet. dışarı çıkalım senin yüzünü görelim. Dışarı gel. Dışarı alalım arkadaşlar. Özge'yi. Evet. Bir anlamda bodrum katta yaşıyorlar abilerin. Doğru mu Özge? Evet. Peki annen onların abilerinin yanına gidip onlara işte yemeklerini ya da ihtiyaçlarını falan mı gideriyordu? Sürekli de yani gitmek zorunda mı kalıyordu? Kaç yaşındaydı abilerin o zaman? Yok gitmek zorunda kalmıyordu. Kendi isteğiyle gidiyordu. Ama bak şöyle. Çünkü hani evlatları gerek yemek konusunda gerek ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyordu. Ama şöyle şimdi Mustafa Getmez'in çocukları da işte sen bizim anne babamıza işte bakıyorsun yeterli bakamıyorsun diye annenden şikayetçi. Karşı tarafa gidiyor oğlu Özgür eşinden ayrılmış çocuklarıyla beraber oraya gelmiş. O da işte Mustafa Getmez'i bırak benim çocuklarıma bak diyor. Dolayısıyla Özgür annesine baya baskı mı mobbing mi uyguluyordu abin? Ya baskı yapmıyordu. O kendi isteğiyle geliyordu. Ama anneni neden dövüyordu Özgür? Ya o çok önceden olan bir durumlardı. Yani maddi konuda anlaşmazlık yaşıyorlardı. Peki anneni ama başkalarıyla evlendirmeye aracı oluyor. Hatta işte onlardan işte bu yüzden de anneni işte evlendirerek para kazanıyormuş falan.
onun sırtından da para kazanıyormuş bu, şey, bu şekilde. Bak, yok, kaç yaşında kadın başlı parası. O sadece tam... O sadece tamamen bir söylenti Didem Hanım. Ben onun gerçek olduğuna inanmıyorum. Peki Kumral Bey, siz de özgürler, sizin kayınlarınız. Kayınvalidenizi çok hatırlıyor musunuz? Yani evinize gidip geliyor muydunuz? Aranız, diyaloğunuz nasıldı bilmiyorum ama siz şunu söylediniz. Şimdi iki ev arasında bir şey oldu dediniz. Eşiniz de orada sizin. Yani ya işte oğulların yanında bir şey oldu ya da işte kocasının yanında bir şey oldu. İki ev arasında. Ya şimdi şöyle bir olay var. Mesela bu cumartesi gün oğlu Antalya'dan geliyor. Özgür. Bu eve, evet. Gösterdiği eve. Aynen. Yatıyor. İşte pazar günü oluyor. Pazar günü hem Mustafa Getmez hem Perihan Hanım, evet, bu çocukların yanına geliyor buraya. Burada, evet, kahvaltılarını ediyor. Burada, evet, yiyip içiyorlar. Evet. Orada diyor ki ben yarın hastaneye gideceğim. Pazartesi ya. Hı hı. Özkan da diyor ki anne tek gitme, beraber gidelim. Hı hı. Tamam diyorlar, böyle kararlaştırıyorlar ama sabah 6.30'da Perihan Hanım çıkıyor dışarı. Hatta karşı komşulardan gören de varmış. Hı hı. Tamam, evden çıktı diyelim ki hastaneye gitti. Hı hı. Kimlik evde. Hı hı. Telefon evde. İşte Keyfan'ın kesesi, boynuna taktığı, beline taktığı para kesesi evde. Hı hı. Bir kere parasız zaten dışarı çıkmaz. Telefonunu bırakmaz, kimliğini bırakmaz. Şimdi şöyle de bir şey var, hastaneye gittiğini söylüyorlar. İşte hastanede kamera kaydı olduğunu söylüyorlar. İşte orası da muallakmış galiba. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Devam edeceğiz ama bir eşiniz de oradan konuşsun istiyorum. Özgeciğim, şimdi senin annen daha önce Mustafa Getmez gidip kayıp başvurusunu yapıyor. Şimdi daha önce de eşinin, yani annenin zaman zaman gittiğini ve kaybolduğunu iddia ediyor kayıp başvurusunda. Şimdi 12'sinde annen kayboluyor, üvey annen. Kayıp başvurusu da 13'ünde yapılıyor. 13 Şubat 2018 yılında yapılıyor. Annen daha öncesinde yine evi terk edip eve dönmüş müydü? Bu şekilde tavırları, davranışları olmuş muydu? Özge? Rahatsızlığı dönemlerinde olmuştu. Bu Mustafa Getmez'le de aynı rahatsızlık döneminde tanışıyorlar. Tamam. Evden çıkıp gittiği zaman. Yani biraz psikolojik olarak güçlü değil, daraldığı zaman, sorunları olduğu zaman uzaklaşıyor bulunduğu yerden. Doğru mu anlıyorum? Evet. Evet. Peki, evet, mesela gittiğinde kaç gün gelmezdi anne Mustafa Getmez'le ya da öncesinde? Yani evi terk edip birkaç gün nerede kalırdı, ne yapardı? Ya akrabalar oluyordu. Genelde onların yanında kalıyordu. Hı hı. Onlar sahip çıkıyordu. İşte teyzesinin çocukları, yeğenleri. Onun haricinde öyle hani aylarca, günlerce gelmemezliği olmuyordu. Ama yani iki gün sonra geri geliyordu. Ama 2018. Ya da aynı akşam tekrar geri geliyordu. Öyle kendi hani... Ama o zamanlar bir kayıp başvurusunda kendini bulunmamış. Kendini tamamen kaybetmiyordu. Evet, o zamanlar Mustafa Getmez o zaman, oğlu Özgür de o zaman bir kayıp başvurusunda bulunmuyor. Fakat bu kez Şubat'ta, 2018 yılında 12 Şubat'ta kaybolduğunda Mustafa Getmez'i alarak, Özgür, Mustafa'yı da alarak, üvey babasını alarak kayıp başvurusunda bulunuyor. Özkan, özür dilerim. Özkan, üvey babasını da alarak kayıp başvurusunda bulunuyor. Şimdi daha önce annesi kaybolduğunda kayıp başvurusu yapmayan oğlu bu kez de üvey babasını alıyor. Karakola kadar gidiyor fakat kendisi orada ifade vermiyor. Abini şüpheli buluyor musun Özkan'ın tavırlarını? Özge? Hayır, bulmuyorum. Şöyle bir şey Didem Hanım, Mustafa Getmez'le evli olduğu dönemlerde bu hani evden çıkıp günlerce gelmeme durumu olmadı. O hani bizimle yaşadığı dönemlerde rahatsızlandığı zaman hani bunalıyordu, gitmek istiyordu, köyde duruyorduk o zaman, köyden bulancağı geliyordu. Şimdi şöyle hani arkadaşlar. Gitme dediğimizde bu şekilde, yoksa Mustafa amcayla yaşarken, evet, bir şey olmadı yani. Tamam, şimdi ben aslında kimliğini de söyleyeyim bu kişinin. Bu ihbarı açıklayalım mı Pınar, ne dersin? Röportaj yaptığımız için açıklayabiliriz. Şimdi Mustafa Getmez'in kızı Çiçek Getmez dün bizi aradı. Senin işte senin bir şeyin olmuyor, pardon, yani annenin şu en son kaybolduğu zamanki evliliğinden olan işte Mustafa Getmez'in şeyim. Bir dakika, o dönemde çok dövüyorlarmış oğulları diyor. Yani Mustafa Getmez'in kızı oğullarının Perihan Hanım'ı çok dövdüğünden bahsediyor.
Aynı zamanda bu ifadeyi mi kullanacağız bilmiyorum ama hanımefendinin ifadesi öyle. Tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyor. Özkan için şu Özkan üfürükçülük yapıyormuş. Hayır. Özkan arkadaşlar. Özkan Antalya'da yaşıyor ya. Özgür Antalya'da yaşıyor. Ama Özgür hep karıştırıyor. Özür dilerim. Özgür ya. Özkan bu şey yapan, İstanbul şeyde olan, Bulancak'ta olan, evet. Özgür Özgür. Siz Özkan deyince de benim kafam karıştı. Evet. Özgür Antalya'da üfürükçülük yapıyormuş. Yani oğlunu şeyi döven, aynı zamanda işte benim yanıma gel, benim çocuklarıma bak diyen kişi de üfürükçülük yapıyormuş. Hatta oğlu Özgür, Antalya'da üfürükçülük yapan oğlu annesini dilendirmiş. Yok. Hayır. Bunu Çiçek söylüyor. Kesinlikle hayır. Yalan. Yalan mı? Yalan. Çiçek Hanım böyle söylüyor. Evet. Annenize dilendiricilik yapıyormuş. Çiçek öyle doğru. Söylüyor. Hı? Ya özür dilerim yok, ama. Hayır öyle bir dilendirme şeyi, mevzusu kesinlikle neden tamamen böyle bir şeyi, yalan. Ki? Evet darp konusu doğru. Döven bir defa doğru. Özgür mü Özkan mı? Ben döven bizzat Özkan. Kendimin şahit olduğu durumlar Özgür doğru. Mü dövüyor? Özgür. Her şey Özgür yapıyor. Her şey Özgür yapıyor. Ya zaten, dilendiriyor, hayır, dövüyor. Hayır dilendirme yok evet, kesinlikle. Antalya'daki oğlu. Diğer iki abim sessiz sakin kendi hallerindedir. Ha, tamam onu karıştırdım. Kimseye mi? Karışmazlar. Tamam. Yani Özgür sürekli böyle annesiyle ilgili böyle. Peki Özgür hattaymış şu anda. Özgür merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Şimdi hakkınızda bayağı ağır iddialar var. Bu iddiaları gündeme şimdi getiren bakın, ben izliyorum televizyonu. Ha, ben iddialarının hiçbirini kabul etmiyorum. Ben annemi Çiçek dövseydim. Hanım, Çiçek Hanım söylüyor annem bunları. Annem beni niye karakola gidip şikayette bulunmadı? Bu bir. Hı hı. İkincisi ben annem karşılığında niye para alayım? Bunu oğlu Tuncay gitmese de sorabilirsiniz. Bu iki. Peki siz Kumral Bey'i tehdit ettiniz mi? Ekrana çıkarsanız şöyle olur böyle olur diye. Ekrana çıkarsanız diye ben tehdit etmedim. Ben işte çıkma dedim sadece. Tehditte neden? Bulunmadım. Neden? Annenizi arıyor sonuçta. Annemi arıyorsa 6 senedir Kumral Bodur niçin aramamış? Hadi bacımın çocukları ufaktı. Hı. 6 senedir Kumral Bodur'un aklı başına yeni mi gelmiş? Bunu bir açıklasın. Annenizi aramak da kötü bir şey mi yapıyor ama buyurun Kumral Bey. Annemi aramak da iyi bir şey yapıyor. Sağ olsun teşekkür ederim bu konuda ama. Keşke siz arasaydınız annenizi evladı olarak Özgür ben Bey. Ben evladı olarak annemi aradım. Ve oğlu Tuncay Getmez'le beraber bunu Tuncay Bey'i de yayına bağlayın. Yayına bağlayın Tuncay Bey'i. Biz Tuncay Bey'le gittik. Ya şöyle sizin karakola. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Bitireyim. Ama önce bir Kumral Bey'e bir suçladınız ya. Bir yanıt versin lütfen. Buyurun. Ben şimdi şöyle neden aramadı diyor Gayençum. Hem beni o yayına kadar yayına bağlı gelmenizi ve annesini aramanızı şu anda gereksiz buluyor. Beni tehdit edecek kadar da bir durumda değil yani. Benden tehdit edilmeyeceğimi o çok iyi bilir. Ama ekrana çıkmanızı istememiş. Ya hayır şöyle istemedi. Ya çıkma boş ver 7 sene olmuş dedi. Annesi değil mi ya nasıl boş ver ya? Yani bunu boş verecek bir durum yok. Yalnız şunu da izah edeyim. Şimdi Allah Özkan, Allah. Özcan orada şunu söylüyordu hep. İşte Bulancak emniyeti arıyor. İşte Bulancak'ta sahili arıyor. Özgür'ün diğer kardeşleri. Kardeşlere. Evet. Ondan sonra dediler ki ya savcıya geçti. Daha iyi bir kapsamlı arama yapılacak. İnşallah bulunacak. Aradan tabi sene geçiyor. Şimdi diyorlar ki işte Giresun merkeze casata geçti. Onlar arayacak. Baktık ki bu iş yani bizim dediğimiz gibi hiç değil. Bunlar şimdi konuşurken yani şöyle diğer oğulları diyorsa Özgür'ün diğer kardeşleri hep böyle oyalama işine girdiler. Oyalama değil. Aslında bunu söyleyen de onlara, bunların aklına öyle şey gelmez o çocukların bunu aklına. Bunu söyleyen Özgür, Antalya'daki Özgür. Söyleten şu diye düşünüyorum. Şöyle ki yani iki evin arasında bu tavuk değil ki şimdi havadan doğan geldi de kaptı bunu aldı gitti. Bunun bir şeyi olması gerekiyor. Aynen öyle. Özgür Bey. Annenizin buyurun. Başına ne geldiğiniz? Gerçekten anneniz değil mi sizin Perihan Hanım? Valla benim annem ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hanımefendi. Buyurun. Devlete gerekli bir müracaat yapılmış mı? Yapılmış. Kendisi beni bağlamıyor. İyi günler. Oo, annenizi umursamıyorsunuz. Vallahi siz de böyle iyi günler deyip telefonu kapatırsanız ben de sizden şüphelendim şimdi Özgür Bey yani.
annesinin yani şu anda Kumral Bey'in yaptığı, normalde Özgür'ün yapması, şimdi sonuçta tabii ki devlet elinden gelenin fazlasıyla yapıyor. Ama ekranda sürekli Perihan Hanım'ın fotoğrafını yayınlamanın nesi kötü? En ufak bir ihbar geldiğinde olay bambaşka yere evriliyor. Ben ama şu soruyu soracaktım da ona yanıt vermediniz. Sahte hocalık yapıyor musunuz siz Özgür Bey ya? Antalya'da oraya gelen turistleri kandırıp ben şunu yapıyorum, şöyle yapıyorum diye sahte hocalık yapıyor musunuz? Çiçek Hanım onu da söylüyordu. Hakkınızda sahte hocalık yaptığınız iddiası var Antalya'da. Bu arada özür dilerim, şu bilgiyi de söyleyeyim. Muhabirimiz gitti oraya kadar ve işte Özgür Bey, annenizle ilgili işte bir yayın yapıyoruz. Bir yandan şeyde çalışıyor, savcılarımız da çalışıyor. Devam eden bir soruşturma var. Ama bir yandan biz fotoğrafını yayınlıyoruz. En azından bir yaşıyorsa ki yaşadığını düşünüyorsunuz. Yani iki gündür mesela yayın yapıyoruz, 2-3 gündür. Şu ana kadar Perihan Hanım'la ilgili bir ihbar gelmedi bakın beyefendi Kumral Beyciğim. Şu ana kadar Perihan Hanım'ın yaşadığı ile ilgili ya da bir yerde tutulduğu ile ilgili ya da bir yerde yaşadığı ile ilgili ihbar gelmedi. Ama Özgür ne yaptı? Hadi bana iyi günler dedi. Annesini umursamadı. Şimdi, açık ve net. Bizim muhabirimiz oraya geldiğinde benim yüzüm gözükmesin diye neden istediniz Özgür Bey? Yüzünüz gözükürse sizin hakkınızdaki iddiaların çoğalacağını mı düşünüyorsunuz? Sahte hocalık yaptınız mı yapmadınız mı? Var mı sabıkanız Özgür Bey? Allah Allah ya. Senin abin sahte hocalık yapıyormuş Özge, biliyor musun? Evet dedi Didem Hanım. Biliyorsun sen. Nerede? Antalya'da ne yapıyor bu adam? Ya tam ben teferruatını bilmiyorum. Sadece yaptığını biliyorum. Bir eğitimi var mı ya? Zaten hocalık dediğimizde bir ilahiyat eğitimi var mı? Özgür'ün. Yok. Zaten ilahiyat eğitimi olan insanlar böyle sahte hocalıklar yapmasa, ben yine de sorayım da. Peki bir suçu, bir sabıkası var mı, GBT'si? Özge abinin bir GBT'si. Hayır yok. Sahte hocalıktan bir sabıkası hani, var mı? Yok, bildiğim kadarıyla yok. Ama varsa da ben bilmiyorum. Sahte hocalık yaptığını Antalya'da, o yüzden mi yüzünü göstermiyor? Bak sen dedin ki senin kocana. Yani gereksiz diyor. Niye arıyorsunuz ki diyor Özgür. Sen o onun öz çocuğu. Hiçbir zaman umursamadı ki, şimdi umursasa. Peki neden umursamaz böyle bir insan? Seni daha da şüphelendirmiyor mu? Garip değil mi? Ya tabii ki de ister istemez. Bizim zaten düşüncelerimiz hep o yönde oldu. Ya neden? Bir evlat annesine neden bu kadar düşman olur? Ya 2018 neden bu kadar istememezlik yapar? 2018 senin şu anda arkanda bulunduğun eve taşınıyor. 2018'in oraya geliyor. Gel benim çocuklarıma diyor, bak diyor. Bak diyor yani, gel çocuklarıma bak diyor. Şimdi de umursamıyor. Çocuklarına bakmasını isterken iyiydi de. İnsan merak etmez mi bu kadıncağızın başına ne geldi? Perihan Hanım şu anda 60 yaşında. Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz? 6-7 yıl. 66 yaşında. 66, 6 yıl. Yani kaybolduğunda 60 yaşındaydı. Evet. Ya insanlar böyle, evet. Ya insan annesinden bir haber almak ister. Bak sen onun öz kızı değilsin ya. Öz kızı değilsin ve üzülüyorsun haline Özge. Tabii ki de. Peki bu özellikle yüzünün gözükmek istememesinin nedeni bu Antalya'da sahte hocalık yaptığı için mi? O yüzden yüzünün gözükmesini istemiyor. Olabilir. Çevresinden kaynaklı olabilir. Kendi isteğiyle olabilir. Onu ona sormak gerekiyor. Bir şey diyemeyeceğim. Peki bu umursamaz tavrını nasıl yorumluyorsun? Her zaman öyleydi. Bu ilk defa karşılaştığım bir durum değil. Ne yapıyordu? Annesine nasıl davranıyordu Özgür? Ya... Muhabbet sohbet ortamında olduğu zaman iyiydi konuşmaları, aralarındaki muhabbet ama... Para verirken iyiydi tabii ki, yani parasını alırken. Maddi yata gelince sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani evet, para maddiyat konusunda sıkıntı yaşıyorlardı konu maddiyata gelince. Şöyle bir şey diyor, benim anneme ben şiddet uyguladığımı kim görmüş ya da annem neden şikayet etmemiş diyor. Peki. Perihan annemin kendisinden aşırı derecede bir korkusu vardı ve o kulağındaki küpeye varana kadar onun zorla kulağını yırtarak aldığını ben değil, hem yaşadığı köydeki insanlar hem de abimler, herkes biliyor yani. Bunu saklamasına, inkar etmesine gerek yok.
Annenin kulağındaki altın kolyeyi bir kulağını yırtarak mı aldı Özgür? Of ya. Evet, evet. Kulağındaki küpeyi çekerek aldığını hepimiz biliyoruz yani. Bu olay ne zaman oldu? Kaybolmadan ne kadar süre önce oldu? Tam tarih olarak bilmiyorum. Yakın o kadar yani? Değil. Ben çok sadece... Kızık ya. Kaybolmadan önce bir sene, iki sene tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi sevgili Özge, Özgür o gün kayıp başvurusu sırasında da zaten Mustafa Yetmez beraber gittiklerinde karakolda dışarıda bekliyor. Üvey annesi, pardon annesiyle ilgili o üvey babası içeride gidip kayıp başvurusu bulunuyor. Abin Özgür dışarıda bekliyor ve içeriye girmiyor. Mustafa Getmez'e ifade verdirtiyor. Ve Mustafa Getmez'e verdirttiği ifadede de sağlık problemi, psikolojik problemleri var. Psikolojik problemleri var ifadesinin kayıtlara girmesini istiyor. Yani sanki psikolojik problemleri var. Dolayısıyla bu kadın kayboldu ya da hayatına son verdi gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Bunu yapan kişinin de Özgür olduğu iddiası var. Ya böyle şey olabilir mi ya? İnsan annesini nasıl... Konuşacağız da bir bekleyin ne olur. Ispartalı iki kadını çağıracağım. Biri çocuğumun katili, babası adalet önünde hesap versin diyor. Diğeri de yuvamı kurtarmak istiyorum diyor. Gelir misiniz lütfen? Fatma ile Esra. Bir yerde düğün, bir yerde cenaze. Gelin yanıma lütfen. Şöyle yanımda durun. Ispartalı kadınlar böyle boylu postlu mu oluyorlar ya? Evet. Bir araya gideceğim. Mustafa da geldi. Hemen Mustafa'yı da görelim lütfen. Mustafa da burada. Yüzleşmeye geldi. Bakalım ne anlatacak beyefendi. Bir gazetecinin karşısına çıkacak şükürler olsun. Bir araya gidelim lütfen. Söylesene Mustafa ne yaptı ya? Neye göz yumdu ya? Tam da işin ortasında o. Mustafa stüdyoya geliyor. Özellikle Zeynep bu konuda çok plancı bir kadın. Hakkındaki şok iddialara ne cevap verecek? Zeynep bence bir şeyler biliyor. Şükür Türkan'ı o mu öldürdü? Uykusuna bile sayıkladıysa biliyordur diye. Cinayeti sayıklamış olabilir. Sevgilisi Zeynep ne biliyor? Sen yapmasaydın, niye böyle oldu? Herkes susacak, Mustafa konuşacak. Yarın görüşürüz. Zeynep duyuyor musun? Her şeyi açıklayacağım orada. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet devam ediyoruz yayına. İki Ispartalı kadın burada. Biri 20 yaşındaki sevgili Esra'cığım diyor ki ben diyor Murat'tan vazgeçemiyorum. Hatta arada bizi ekibimizi gördüğünde biri gördüğünde yani bunu söyleyeceğim Esra'cığım ya. Sıkıştırıyorsun bizi ve diyorsun ki beni barıştırın diyorsun. Şu arkada hemen bizim şey oturduğumuz yer var. Orada gördüğünde de ne olur ben barışmak istiyorum Murat'la diyorsun. Biz de senin isteğini kırmamak için ikinizi bir araya Murat'la da konuştuk. Ve belli yöntemlerle. İkinizi onu da ikna ederek, şimdi yöntemleri söylemeyeceğim ama zamanı bir yere gelince söyleyeceğim. İkinizi bir araya getirdik. Bir zaman geçirdiniz. O anlar, yani gerçekten o anlarda ikinizi yan yana görünce sen ne dersin? Bir araya gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Hala olur. Düşünüyorsun değil mi? Olur bizden abla. Olur bizden diyorsun. Ya hata yapmış olabilirim yani ama hani seviyorum. Peki, seviyorsun. O yüzden aynen. Vazgeçemiyorsun. Aynen. Tamam, konuşacağız. Fatma da kızından vazgeçmek istemiyor. Diyor ki ben diyor evladıma bir şey yapmadım diyor. Şimdi Mustafa da seninle yüzleşmek için buraya geldi. Aynı zamanda sevgilisi Zeynep de canlı yayında olacak. Birazdan yüzleşeceksiniz. Bakın benim bütün derdim ya gözünüzü seveyim. Yani sevgilim ama Zeynep'in acayip bir iddiası var Mustafa. Ama gerçekten acayip bir iddiası var. Onu da kendisi açıklasın yani. Bir araya gidelim. Hem Şükür Türkan'ın kaybını hem de Esra'nın bakalım mutluluğu bulabilecek mi Esra bu defa? Onu konuşacağız. Bir ara sonra hemen soluksuz devam edeceğiz. O
Olay görüntüler. Esra ve Murat öyle bir gün geçirdiler ki. Şu andan itibaren hani iki medeni bir insan gibi. Esra, Murat'ı barışmaya ikna mı etti? Sahile oturmuşuz bak ne güzel. Anı tadını yaşamaya bak yani. Murat'ın inadı kırıldı mı? Karşımızda oh, gemiler. Keyif valla. Martılara bak ne güzel uçuyorlar. Murat, Esra'ya tekrar mı aşık oldu? Esra ve Murat'ın ilk kez izleyeceğiniz görüntüleri az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, Ispartalı sevgili Esra ile devam edeceğiz. Esra, Murat gelsin mi? Gelsin de bir an önce onu gör yani. Ha? Gelsin. Bir yandan düğün, bir yandan cenaze. Gel Murat, gel. Gel Murat, bakalım ne olacak merak ediyorum. İkinizin ilişkisi, aşkı. Murat. Selam hocam. Aleyküm selam. Gel bakalım, en başa otur. Niye gerginsin? Nasıl gergin olmayayım abla? Ha. Kaç gündür yani diyorum dile getiriyorum, anlamıyor. Ya herkes anladı, yeter artık. Ama bak az önce de arada sıkıştırıp diyor ki lütfen diyor ben seviyorum diyor, barışmak istiyorum diyor. Esra? Evet. Senin anlamadığını. Ama o da diyor ki aslında benim sevgimi görüyor. Fakat annesinin etkisinde olduğu için de bir türlü he demiyor. Annem, evet annem kimseye bahane etmesin abla. Bak kimse yok. Ben tekim burada. Belirtiyorum. Çok öfkeli geldi. Defalarca da belirttim zaten. Dün yumuşaktın. Bugün ne oldu diyorsun? Aynen bugün ne oldu? Beraber dün buralarda biraz zaman geçirdiniz. Aynen, İstedin iyi, ki. Iyi. İnsanlık yani, namına senin bak son arzunu ben yerine getirdim. Son arzunu? Artık sal. Sal beni. Ne bu ya? Son arzu ne ya? Ölmeden önceki son arzu gibi. Öyle demiş, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum abla. Sizi bir araya getirdim. Dışarıda bir araya gelsin gençler dedik. Bir araya geldiniz. Şu görüntüleri yayınlayalım mı? Pınar'cığım bir yayınlayalım canım benim. Hadi tatlım bir tanesini yayınlayalım. Sonu isteğinmiş. Baş başa konuşmak, baş başa yürümek. Annem de yok. Ben de kararımı sana belli ediyorum. Belirttim de yani nitekim. Şu andan itibaren hani iki medeni bir insan gibi güzelce ayrılalım. Sen önüne bak, ben önüme bakayım. Sen işine bak, ben işime bakayım. Aldatma yok işin içinde. Tamam mı? Eşyaları götürmüşüz. Yok da şimdi ben sen... Eşyaları götürmüş olabilirim. Bu bir çocuk hukuklıydı, tamam mı? Hı. Çocukluk haklıydı. Konuşabiliriz. Herkes hata yapar yani. Kayalıklara doğru gidelim. Oturalım. Gelebilirsin yani. Yakın. Gelemezsen yürümeye devam edelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Neden ağlıyorsun? Orada tutmadı elimi. Çok mu kırıldın? Kırıldım. Ben o kadar kötü bir şey yapmadım ona. Tamam ağlıyor da bak ben son isteğini yerine getirdim zaten. Bir centilmenlik yapıp bir kolunu uzatsaydın yabancı bir insana bile bu yapılabilir. Ya yapılabilir de yani kendisi de inebilirdi. İnemem, korkuyorum çünkü. Hayatında ben alacağım diye bir şey yok. Ha bundan da çıkarsın yani illaki. Bak ne güzel sahile oturmuşuz, bak ne güzel karşımızda oh, gemiler. Keyif vallahi. Mis gibi temiz hava. Oksijen ama. Aynen, oksijeni içine çek. Çek seni çek. Bak martılara bak ne güzel uçuyorlar. Aa,
Ya anı tadını yaşamaya bak yani. Şimdi anneleriniz olmadan vakit geçirdiniz beraber. Sen keyif aldın mı bu anlardan Murat? Hayır. Ha? Hayır. Her an işkence miydi? Öyle gibi. Her anı? Öyle gibi. Çok öyle durmuyor ya. Sohbet ediyorsun biraz. Senin için öyle miydi? Nasıl geçti? Yok, iyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. Yani gayet keyifli zaman geçirmişsiniz, öyle anlaşılıyor. Ya bak, gerçekten çok merak ediyorum. Yani gözlerine bakarak seni istemiyorum der misin? İstemiyorsan gerçekten yani. Seni istemiyorum. Bence istemiyor mu? Bak, Esra durup, yani gözlerine bakınca Esra bir baygınlaşıyor yani. Orada yüzün gülüyor ama o görüntülerde böyle zorla da böyle şeydi, keyif almışsın ya, yapma şimdi. O kadar da keyifsiz değilsin. Dün ne değişti, bir şey mi oldu ya Murat? Bir şey olmadı abla. Ekstradan başka bir şey olmuş gibi. Bunu aldım abla, yeter artık yani. Hiç aranızda yani özel sohbet edebildiniz mi orada hiç? Ya biz vardık yanınızda ama. Ya içinde böyle kelebekler mi uçuşuyor senin Murat'ı gördüğünde? Ha? Sen Esra'yı gördüğünde ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi, nefret mi? Hiçbir şey. Nefret etmiyorsun bomboş. Ama. Bomboş. Ama nefret etmiyorsun. Kız, gitsin, bir kızgınlığın... hayatına baksın. Hayat illaki bir şekilde devam ediyor. Duydun mu Esra'cığım? Bence senin Esra'yı ikna etmen lazım. Bensiz hayat daha güzel olacak diye. Muratsız hayat daha güzel olur belki de ya. Nereden biliyorsun? Erkekler niye böyle kaba abla ya? Çok kabalar. Murat çok kaba değil mi şu anda? Çok kaba. Kızgın olduğu için belki olabilir. Bir şeyleri senin anlamını istiyor. Bir tane daha görüntü var, o da gelsin ekranlara. Diğerini yayınlayalım mı arkadaşlar lütfen? O da yayınlayalım. Topu almışsın. Evet aldım. Niçin? Gol atacağım. Son gol mü? Yo, son gol değil. Atabilir mi sen de gol? Atamaz, hadi bir bakalım. Hazır mısın? Oo, bir hazırım. Dakika. Esra geliyor mu? Geliyor. Hadi. Ay. Hadi. Çok sert olacak. Ne yanı lan, ne yanı? Gülüm, ben sana demedim mi? Hazır mısın? Hazır. Ay. Olmadı. Çık ben öleyim. 2-3. Gol. Şu anda Esra 1, Murat 0. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda bu futbol maçı başa baş devam ediyor. Son atışlarınız. Kadınlara hak versin azıcık. Canım benim, çekil. Yandan yandan, riskli. Murat'ın şu anda bir hakkı var. Bakalım atabilecek mi sana? Murat, ne olur. Bu maçı 2-1 olarak Murat aldı. Herhalde ben bir daha atacağım. Ay dur. Her zamanki gibi yani yine kazanan ben oldum. Tabii canım.
Sen ne söyleyeceksin? Ben bir şey demiyorum yani. Helal olsun. Gurur duyuyorum. Tabii ağzıma topu çakmanın da yani. Ben bir şey demiyorum. İlk o vursun. İlk o vursun. Saygı. Yani. Hanımefendiler önden. Aynen, bayanlar önden. Yok, erkekler önden. Saygıdan ya. That's right. Yeah, okay. Ne güç var ya. Geçti. Yenerim, her türlü yenerim. 2000. Başka bir. 57. Boks'ta yenildin, futbolda yenildin. Ne olacak bu? Belki aşkta kazanırsın. Kazanırım. Aşkta gurur yapma canım ya. Benim. Ay belki aşkta kazanırım canım benim ya. Bunlar da kazanamadıysan aşkta hiç kazanamazsın. Ya ben de güç yok diyorum. Yok eskisi gibi ekmek yemiyorum. Bekle. Murat. Bu. Bu senin için. %84. Evet. Get ready. Bir daha. Böyle vuracaksın. Come on. Just. Ne oldu? Ne oldu? Yok çocuk değilim ya. Ben kara gece. Daha önce gittiniz mi böyle sevgiliyken? Böyle yerlere gittiniz mi? Fırsat ha? Olmadı. Nasıl? Bir dakika arkadaşlar. Fırsat olmadı. Fırsat olmadı. Ya ben aslında Esra benden isteyince Murat'ı ikna edin bir şekilde. Beraber bir araya getirin dedim. Ama Yasemin sizi... Yasemin'cim ya Allah'ım ya. Neyse başka bir şey söyleyeceğim de. Yani bir konuşabilecekleri bir yere götürseydik onları da sizleri. Böyle hep maç ya boks yapmışsınız bilmem ne yapmışsınız. Hep yarış içinde olmuşsunuz yani. Oralara da gitmişler daha sonra ama. Ya peki bir arada zaman geçirdiniz. Daha fazla zaman geçirseniz bir şeyler düzelir mi? Allah. Abla bir şey diyeceğim. Söyle. Ben alyans almıştım. Alyans mı aldı? Aynen. Hayır. Nasıl yani? Aynen. Sen de tak. Bak ben de taktım. Otur. Ben de taktım. Hayır. Herkesin bir hatası olur. Evlilik mi teklif ediyorsun? Hayır abla. Ha, alyansı o da taksın. Hala evliyiz zaten diyorsun. Aynen. Otur yerine. Tak. Yerine otur. Tak. Yerine otur. Kim? Yerine otur. Dövecek gibi bakıyorsun. Ne yapacaksın? Gümüş aldın. Gümüş mü takıyorsun? Aynen gümüş. Almayacak mısın? Giderim abla. O kadar diyorsun. Son bir defa konuşun ya. Son bir defa konuşun. Yüzüğünü de almadı senin. Esra'cığım bak benden istediğin az önce de yine reklam aralarında da bizi barıştır abla deyip durdu. Ama zorla da güzellik olmaz ki Esra. Benim gözüme bakma, ona bak. Annesi olsa diyeceğim ki... Bu böyle değildi ablam. Dün hiç böyle değildi yani. Bir günde mi değişti? Değişmiş. Sahilde her şey baş başa olunca her şey güzel oluyor. Burada bir akrabasında kalıyor galiba Murat, İstanbul'da. Evet. Kardeşinde mi, abinde mi kalıyorsun? Abimde. Abin ne düşünüyor peki? Herkes bana bıraktı abla. Benim saygım şey, benim sözlerime saygı duyuyorlar hepsi. Kimse karışmıyor. Sıkıntıdan yüzün yani sen ayrılmak istiyorsun. Onu gördün anladın mı artık? Anladım. Kader de değişir bazen Esra'cığım. Üzülme. İnsanlar kendi kaderlerini kendiler çizerler abla. Yapamadım Esra. Neyi yapamadım ben? Her şeyi öğretseydin o zaman. Sen kendin müsaade vermedin ki öğretmeye.
niye öğreteceksin ya? O da insan, bazı şeyleri. Neyi öğretmen gerekiyordu da? Yani ne bileyim, sen abla, de küçüksün ya, neyi öğreteceksin yani? Sanki böyle 40 yıllık tecrüben var yani. Kaç yaşındasın? 25. 25? Aman, aman diye şanlı yani, çocuk var. Ben kimse için bu kadar ağlamamıştım. Kimse için bak bu kadar ağlamamıştım. Tamam ağlama işte, değmez diyorum. Sevgili izleyiciler, izleyicilerimize soralım mı? Sizce Murat bir daha Esra gibi kendisini böylesine sevecek birini bulabilir bulamaz mi acaba? Bulamaz. Ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Bak vallahi, gör. İnsan sevdiği insanın da ahını almamak lazım yani. Yeri bir şey var, bir karma dönüyor, ah dönüyor. Tutar yani. Çünkü Esra diyor ki, yani ben orada aslında biz çok mutluyduk. Atlı üstü oturduğumuz için. Alakası yok. Murat'ı evet etkilediler diyor. Bugün de sen dün çok mutluydun. Arkada konuşuyorduk. Konuştunuz. Konuştuk, şakalaşıyorduk. Ya bizim dışımızda, arka tarafta aynen, çünkü. Arkada bir daha çekmişlerdi arkada hani bizi. Onlar da verebilir. Sen sürekli yan yana gelmek istiyorsun Murat'la. Biz de bu evlilik bir şans hak ediyor diye düşündük. Ya çok tatlı bir çiftsiniz yani. Ya biz yakışıyoruz. Aslında çok yakışıyoruz biz birbirimize. Fiziken mi yakışıyorsunuz, duygusal olarak mı yakışıyorsunuz? Ne? Fiziken mi yakışıyorsunuz, duygusal olarak mı yakışıyorsunuz? Fiziken yakışıyoruz. Sen hayatında biri mi var ya Murat? Yok abla. Senin kafanı çelen. Yok. Ben telefonumu rahat Didem ablaya verebilirim. Hani verdim de yani. Baksınlar içine. Hiçbir erkek daha ben yok. Ben de ekip bak, arkadaşlarımıza gösterdim. Ben bilmiyorum. Verdin mi? Verdim. İzin gösterdim yani. Yani. Hatta şeyde kameraman arkadaş ona da galeriyi falan işte olan fotoğrafları gösterdim yani. Olan bir şey ben vallahi var ben derim söyleyeyim yani. Yani tabii hayat bu, ne olacağı belli olmaz. Ama seni böylesine seven bir insanı bulabileceğini ben... Ben ne diyorum ki abla, yıpratmaya değmez yani. Artık yeter. En çok sen yıpratmadın mı? Sevdiğini burada yalvarttırıyorsun. Gel yalvarma gidelim işte. Diyemiyorsun, diyemiyorsun yalvarma ya. Sen bu musun? Evet ben buyum. Sen dün bu değildin. Valla beş parmağın beşi de bir değil yani. Ama insan bir gün öyle bir gün öyle olmaz Murat. Aynen. Yani. Allah Allah. Bir gün, bu abla? Bir gün ne haber canım benim deyip yani seni istemiyorum demez insan. İnsanları, o da umutlanıyor yani. İnsanların bazı yerde eşref saatleri de oluyor, bazı yerlerde farklı saatleri de oluyor abla. Yani eşref saatin de sürekli değişiyor gözüm benim yani. Bir öylesin, bir öylesin, bir öylesin, bir öylesin. İnsan bir net bir duruş sergiler. Bak hatta biz sizi bir araya getirdiğimizde... Tamam, belli yani ama zaten. Ama arka tarafta biz ikinizin yanında değiliz de yan yanasınız, orada sohbet ediyorsunuz. Bak bir gün diyeceksin ki Allah Allah gerçekten ya, seni seven kadar bir insan görmedim diyeceksin. Ama ileride gerçekten çok pişman olacaksın. Gerçek. Tamam yarın benden ayrıl. Ne geçecek eline? Hiçbir şey geçmeyecek ama işime gücüme bakacağım artık, yeter yani. Sal. İstemiyorum. Senin aklını bulandırmışlar. Kimse benim aklımı bulandırmadı. Senin aklını bulandırmışlar. Kimse benim aklımı bulandırmadı. Sen dün böyle değil. Didem abla gerçekten dün böyle değildi. Yok. Bu. Bu böyle değildi. Sadece bizim yanımızda değil, baş başa kaldığınızda da sohbet ediyordu öyle mi? İlgi gösteriyor. Sana ilgi gösterdi mi? Gösterdi. Göstermedi. Gösterdi. Şakalaşıyorduk. Şakalaşıyorduk. Bir şey mi öğrendin Esra ile ilgili? Bir şey mi duydun? Yok abla. Ya da sana annen mi aradı? Hani böyle yapma. De, aramıştır abla. Aramıştır. Kesinlikle annesi ya da babası aramıştır. İstemiyorum diye. Adamlar benim lafıma saygı duyuyorlar. Sen ne dersen o diyorlar. Bir Duda abim Hanım, de aynı şekilde. Duda Hanım hattaymış. Duda Hanım hatta mısınız? Evet hattayım. Siz oğlunuzu aradınız mı? Öyle diyor. Didem Hanım siz misiniz? Benim evet. Buyurun Duda Hanım. İyi yayınlar Didem Hanım. Buyur. Aradınız mı oğlunuzu? Ben oğlumu aradım. Ne için aradım ama sizin muhabirlerden biri dedi ki oğlun gelmek istemiyor dedi. Oğlum barışmak istiyorum dedi.
Ben oğluma sorayım bilmiyorum dedim. O yüzden aradım. Ben başka şekil aramadım oğlumu Didem Hanım. Peki geçen gün Dudu sizi aradı mı? Dudu aradı mı sizi? Esra aradı mı sizi, özür dilerim. Aradı. Annem telefonu aradı. Niye konuşmadınız? Aradı. Niye konuşmadınız? Didem Hanım aradı. Ben daha çok numaraları arayınca beni bir aramış dedim. Döndüm. Az sonra o aradı tekrar. Hı-hı. Şey dedim. Ben Esra dedi. Buyur dedim. Ben hiç kapatmam. Evet. Hani şey buyur dedim. O da dedi tamam, ki. Ben dedi sen dedi bizim yuvamızı neden yıkıyorsun dedi. Eşyaları neden sattın dedi. Peki. Ben de kızım dedim senin niyetin barışmak mı? Barışmak dedim. Ayrılmak mı? Yoksa bizi karalamak mı dedim. O sırada ben de, da ben en son dedim ki abla bize yardım et bu Murat'la ikimize dedim. Sonra tak yüzüme kapattı. Ama işte o sırada da kızım kapat artık anne dedi. Seni çok üzdüler dedi. Peki Esra şöyle yapsak. Şimdi Esracığım sen de burada şimdi ikisinin Dudu'nun da Murat'ın haklı olduğu bir taraf var. Şimdi sen de burada bir sürü onların yaptıkları hatalar sana göre hata. Ama diyor ki benle barışmak istiyorsa diyor. Ben barışmak istiyorum. Tamam ben annesini karalamaya gelmedim. Mı? O defterleri kapattın mı? Kapattım. Peki Dudu Hanım'dan bir özür dilemek ister misin? Ben bu yeminleri sözleri defalarca duydum tamam, abla. Tamam bir dakika. Dudu Hanım'dan özür dilerim yani. Özür dilemek ister misin? Özür dilerim. Dudu Hanım özrünü kabul ediyor musunuz? Hayır. Ben onun özrünü kabul etmiyorum çünkü o bizi çok karaladı. Yapmadı. Şeyleri yaptı dedi. Ben oğlumun kararına saygı duyuyorum. Ben bu kadar söylüyorum Didem Hanım. Etkili de o etkili de değilim diyor. Peki beni böyle oğlunu böyle şey yani kullanıp. Siz açık ve net söyleyeyim. Siz Esra'ya para teklif ettiniz mi etmediniz mi 1 milyon? Ettiler parkta ettiler abla. Hayır yemin ederim hanım ben para. Ya ben param olsa neden 3 bilezik takayım? Neden borçla düğün yapayım? Onu parkta dedim. Herkes şahit. Ya bunu Pınar'cığım söyleyelim mi? Nasıl söyleyebiliriz? Ama söyleyelim. Tamam artık söyleyelim bu durumu. Çünkü Murat evlilik öncesinde Esra ile bir birliktelik yaşamış. Evet. Tamam. Birliktelik yaşadığı için de benim oğlumla evlenme. Bunun karşılığında biz sana 1 milyon lira para verelim. Oğlumuzu bırak. Oğlum seninle bir ilişki yaşadı. Evet. Ama biz bunu onaylamıyoruz diye para teklif etmişsiniz. Etti. Para teklif. Dudu Hanım ettiniz mi etmediniz mi? Madem öyle bütün kartları açalım. Hayır Didem Hanım hiçbir zaman için ben para konusunu atmadım. Bakın Dudu Hanımcığım, bakın hanımefendi. Evlilik öncesi yaşanan bu birliktelikte Murat tek başına birlikte ol yani iki ya yani Esra tek başına birlikte olmuyor. O ilişki birlikte yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizin oğlunuzla Esra ile ilişki yaşıyor. Esra tek başına orada bir ilişki yaşamıyor. Kadının suçu var, oğlunun suçu yok mu? Var. Ben öyle bir şey ama ayıp ama. Madem öyle her şeye çıkayım yani ben de. Ay yeter artık ama yani. Peki niye kendisi rahat durmuyor? Bir dakika. Ama bakın hanımefendi sonuçta Esra kullanıldığını. Sen de o zaman. Pardon ama sen niye birlikte oluyor? Neden birlikte oluyorsun? Birlikte yani kendi isteğiyle. Tamam o diyor ki ben sevdim onu diyor. Sevdim. Ama sonrasında sen birlikte oluyorsun, pişmanlık yaşıyorsun. Sonra da annem beğenmiyor, esmer diyor. Sonra da yallah gitsin diyor. Annem gideli kaç gün olmuş? Annem gideli kaç gün olmuş? İşte ben buradayım, karşısındayım. Yallah dile getiriyorum. Ya, söylüyorum. Niye evlendin o zaman ya? Niye evlendin sen o zaman? Bir de üstüne tek taraflı mı abla? Avukatın sana önerebilir. Tek taraflı mı? Avukatın sana önermiş 300. Avukat önerebilir 350 bin lira yıpranma payı istiyorsun. Altına da imza atıyorsun. Neyin yıpranması? Aslında o yıpranmış. Evet. Tamam o da dilekçeye yazdı işte. Yazdım. O yazmış abla. Ben de karşılık yazdım. Sen yazınca o da yazmış. Evet. Sen yazmışsın yani Murat'cığım yani. Tamam davayı açan benim işte. Ne yıpranmışsın? O yıpranmış. Evet ben yıprandım. Allah Allah. Olan bu mümkün kadınlara oluyor. Ben yıprandım. Ne yıpranacaksın ya? Almışsın gül gibi kızı. Almışsın gül gibi kızı. Sonrasında da şey yapıyorsun yani. Mırın kırın ediyorsun. Ayıp ama gerçekten ya. Ayıp yani. Kusura bakma ama. Yani ben Esra'nın hatırına bazı şeyleri söylemiyordum ama Murat'cığım. Esra'yı kullanmışsın ve atıyorsun. Yazıklar olsun. Neye sayarsan sayın abla ben, o zaman. Ben fikrimi söyleyeyim. Kusura bakma Esra sen beni arada derede sıkıştırıyordu. Reklamda orada burada koridorda görüyor. Abla barıştır. Ya aranıza girmemeye çalıştım ama kullanmışsın atmak istiyorsun.
Aa, yazık günah kıza ya. Onun da bir evlat şey, annesi var, babası var. Senin annen sağlam arkada duruyor. Niye bize yazık günah değil mi abla? Biz de yazık... o kadar emek sarf ettik, o kadar borcun içine girdik. Bize de yazık günah. Girmeyeydin o zaman. İstemiyorsan girmeyeydin. Bize zorladılar. Nasıl zorladılar? Zorla mı oldu bu evlilik? Tabii. Aklın yok mu? Zorladılar mı seni? Hayır. Dayım var, dayım var, dayım var. Bizde de dayı var. Ha, tehdit de evlendin. Hayır abla. Aa, tehdit de evlendin geçen diyor. Geçen görmediniz mi abla? Bundan mı evlendin? Ya bu tehdit değil mi? Değil. Git, nasıl değil? Demedim annem. Savcılığa gitsene. Benim tamam ölümle... ben açtım işte davayı. Gidiyorum. O öyle oynamasını bilmişsin. Ay, evdeki görüntüleri gördüm ben. Orada yatmışsın koltukta. Ben tek oynuyorum aynen. O da oynuyor, sen de oynuyorsun. Tehditli insan olur mu? Gönlünü eylemişsin. Tamam, ben seni istemiyorum artık demişsin. O da hadi yoluna diyorsun. Dudağım kusura bakmayın ama. Bak günlerdir söylemedim ama artık yeter artık ya. Senin oğlun öncesinde Esra ile birliktelik yaşıyor. Suçlu Esra oluyor, öyle mi Duda Hanım? İkisinde de var suç. Çünkü bir nişan, söz, evlenmeden neden ilişkiye girdiler? İkisinde de var suç. Ben tamam var var ama sen Esra'yı bu anlamda daha çok suçlu oluyorsun. Diyorsun ki bizim köye neden gittin? Pardon da sizin köye götüren de senin oğlun. Ay gitmeseydi Didem Hanım. Ya sevmiş. Sevdiği için de birlikte olmuş. Sevmiş. Oğlunu sevmiş. Nereden bilsin oğlunun onu sevmediğini, sadece yararlanmak istediğini. Ya çok özür dilerim Duda Hanım. Senin oğlun açık ve net. Esra sen de kabul et artık. Evet, senin oğlun açık ve net Esra'dan yararlanmış her anlamda. Sonra da başım belaya girer, beni bir şey yaparlar diye evlenmeye mecbur kalmış. O göbekleri de tehdit korkusuyla zorluğuyla atmış o göbekleri de. Aa, bu ne ya? Yazık günah kıza ya. Tamam Didem Hanım, ayrılsınlar o zaman. Ne diyelim öyle? Ayrıl ya. Abla tazminatımı versin o zaman. Sen bana yardımcı ol bu konuda. Tazminatımı versin. Para konusunda değilim ama lösemi çocuklara vereceğim Isparta'ya gidince. Gerçekten lösemi çocuklara vereceğim. Bence de paranı al. Tamam abi. Tamam. Aslında anlaşmalı olarak bir protokol imzalamıştınız ya. Evet abla. O protokolü de yırt at. Tamam abla. Tamam, yırt atıyor. Yırtsın atsın Pınar'cığım. Tamam. Hadi yok ya, boşanmana gerek yok. Tamam. Gitme sen, boşanma. Tazminatını alıncaya kadar. Tamam. Tamam, bu devam et. Teşekkür ediyorum. Bence abla, devam gerçekten. Et. Kusura bakma. Protokolü yırtıyoruz artık. Aynen. Biz normal uzlaştırmıştık. Allah razı olsun. Bak. Allah senden ne versin muradını şey versin inşallah. Bak normalde ikisini uzlaştırmıştık. Evet. Tamam, hatta Pınar dedi ki boşanacaklardı dedi. Gün de alınmıştı dedi. Yani normalde protokol imzalanmıştı. Hayır. Tazminatını al. Hakkını al. Tamam, tamam mı? Ondan sonra boşan. Tamam. Kusura bakma Burak. Teşekkür ediyorum. Abla. Estağfurullah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Evet abla. Kader de değişir. Değişir abla. Kader değişir. Evet. Tamam, sen çok güçlü bir akıllı ederim. Kızsın. Arkamda durduğun bir şey söyleyeyim mi? Teşekkür ederim. Ben Murat'ın yani böyle senin gibi bu kadar çok sevecek kadın bulamaz ama. Evet. Sen Murat'tan seni daha çok sevecek birini Allah, bulursun. Sen Allah, rahat ol razı ya. Olsun. Aa, çok ben teşekkür böyle. Ederim. Kusura bakma. Çok mu değerli zannediyorsun? Bulunmaz, hil kumaşı mısın? Isparta'ya gidince de tazminatımı, lösemi çocuklara vereceğim abla Isparta'da. Tamam, tamam, tazminatını alıncaya kadar, tamam mı? Evet. Ha, seni peki tanıştığınızda birlikte olmaya zorladı mı? Evet. Tamam, bu da kayıtlara girsin. Evet, zorladı. Bu da kayıtlara girsin. Zorladı. Zorladı. Her şey kayıtlara girsin evet, Murat'cığım. Zorladı. Tamam Murat'cığım? Evet. Ve sen isteği olmadan olmaz zorladı. Yani. Be- ha, tamam, sen zorladı. Bu da kayıtlara girsin, tamam mı? Bu da böyle o kadar zavallı bir insan değil yani. Ben varım yanında. Tamam teşekkür mı kardeşim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Boşanmıyorsun. Tamam. Protokolü yırtıyorsun. Bütün hakkını da alacaksın. Tamam abi. Bununla ilgili elimden geleni tamam. yapayım. Hadi Murat'cığım. Tamam teşekkür mı? Teşekkür ederim. Tazminat alır senden. Senden böyle söke söke alır o tazminatı, biliyor musun? Allah razı hadi olsun. Hadi bakalım. Ne boşanacağım mı şimdi? Hadi bakalım. Boşan. Boşan. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım. Hadi canım. Buraya gel. Aa, gerçekten yırtın atın protokolü. Protokolü yırtın atın. Ben normalde benim için aslında normalde başarı gibi görünürdü, tamam mı? İstemiyorum ben böyle şeyi, başarıyı. Bir kadının hayalleriyle oynayacak. Ondan sonra kandıracak. Evine götürecek. Tamam mı? Ondan sonra birlikte olacak. Hayallerini yıkacak. Kadına kendini günlerce yalvartacak. Sonra da efendi oğlan gibi buradan çıkacak. Olmaz. Yemezler. Hadi bakalım. Hakkını arasın ya Tuncu Hanımcığım. Arası. Protokolü yırtıyorsunuz. Tamam. Ama sevgili Esra'yla bütün hukuki desteği vereceğiz. Tabii. Buyurun. Ufak bir noktayı da belirteceğim. Aa, bu ne? Ayıp ya.
41 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Hı. Bir erkek %99, %1'ini ayırıyorum. Evet. Hayatında bir kadın olmadan boşanmak istemiyor. Bir kadın var diyorsunuz. Bilmiyorum onu. Onu bilemem. Ama sonuçta evlat kandırıyor, hayal... Neyse. En önemli noktada tamam, o. Tamam. Boşanmayacaklar. Aynen öyle. Hayalleriyle o kadar kolay değil oynamak yani. Şimdi hemen Şükür Çürke'nin kaybıyla devam edelim. Baba Mustafa burada gelsin bakalım. Ne bu ya? Yazık günah. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir gazetecinin karşısına çıktığın için pişman mısın? Yok, pişman değilim. Dün niye bana sorular diyorsun? Ama soruyoruz. Tek taraflı yayın yapıyoruz. Ay, soru soruyorum adalet ya. Adalette yayın yapıyorsun, o da suçlu, ben de suçluyum burada. İkiniz de suçlusunuz. İkimiz de suçluyuz burada. Tamam. O zaman adalette yayın yapacağız burada. Sen soracaksın, biz cevaplayacağız. Tabii bak, adaletli yayın yapmıyor diye beni suçlu... Hayır, tek taraflı yapıyorsun. Kadın dayanışması yapıyorsun. Kadın tabii ki suç... Ama katilse suçlamam. Geç oraya, karşıya geç. Sen dedin ki bana dün soru... Sen başka bir şey ben dedin. Soru soramazsın o konuda dedin. O konuda demedim, dedim onu sana ben. Tamam, o zaman o geç lütfen. Demedim tamam, ben size. Geç lütfen. Geç bakalım. 5,5 aylık cezaevinden sonra karşımızdasın. Diyorsun ki ben çocuğumu öldürmedim. Ben bu raportluğum için gelmedim. Niye gelmedin? Ben bazı konular için gelmedim. Hı? Ben... Ona detaylı konuşuruz. Konuşuruz. Heh. Sen boşanmak istedin. Ben boşanmak istedim. 50 bin liraya ikna oldu. Hepsine konuşuyor. Sizin boşanma... Boşanacağız, tamam, tamam boşanacağız. Sizin boşanmanız boşanalım, lazım. Bak, tamam boşanalım. Daha sizin kesin bitmesi lazım bu evliliğin. Tamam. Hatta 20 yıl boş yere devam etmiş. Aynen. Şimdi dün Zeynep acayip bombaladı, bayağı açıklamalar tamam yaptı. İstediği kadar bombalasın. Türkiye bilmiyor. Burada, Türkiye biliyor. Burada öresiye kadar arkandayım. Destekçiyim. Her konuda ona buna telefon açıp bilmem ne edip, benim de ses kayıtları var. Şimdi de kızını öldürdüğünü düşünüyor Zeynep. Ama bunu Türkiye'ye karşısında burada benim bunu burada geçen sene burada bana destek olmadı mı? Kaldı. Bana sinirlenince, ben gece sayıklanınca, bana gidip de otelden birisiyle gidip de eczaneden ilaçlıkta uyku ilacı verip de beni uyuttuklarının hepsinin belgesi var bende. Ama sen de şunu yapmışsın Mustafa. Ne yapmışım? Evine gitmişsin. Kimin evine gitmişsin ya? Kesici bir alet almışsın ya da ne bileyim bir yerde kesici bir yalan alet hepsi almışsın. Kendine zarar hepsi vermeye kalkmışsın. Evin 5 katta oturuyor. Aşağıdan mesaj attığım mesajların hepsi duruyor. Telefonu veremedim, buyurun. Tamam. Zeynep'in de dedikleri hepsini ekranlara bir getirelim. Tamam. Zeynep de yanlı yayında olacak. Ben cezaevindeyken alacağım adamdan telefon açıp da İBAN'dan para attırıp da paranın hepsi burada. Dur yalan, o meseleyle ilgili acayip bir iddiası var. Dün Zeynep'in iddialarını şöyle derli toplu İstediğin ekranlara getirelim. İstediğin ayet yazı. Yarın senden kötü intikam alacağız diye bana getirmez. Şimdi gitsin oraya ona şimdi. Fatma'yı tehdit etmesin. Bu tehditler neden geldi sana? Türkiye bu yüzleşmeyi izledi. Mustafa'nın eski sevgilisi Zeynep'ten çok konuşulacak itiraflar. İtiraf 1. Uykusunda ben yapmadım diye sayıklardı. Uykusunda bazı kere sayıklıyor. Ben yapmadım, ben etmedim. Ben yapmadım, ben etmedim. Ha, öyle şeyler söyledim. İtiraf 2. Mustafa beni takip ettiriyor. Benim evime hapisten çıkan arkadaşını göndermiş. Bizi takip bile ettiriyormuş ablaya. İtiraf 3. Mustafa kızını öldürmüş olabilir. Mustafa kızını öldürmüş olabilir mi? Bu huylarını, bu hareketleri yaptığı için de insana düşündürtüyor. İtiraf 4. Kızım için değil, senin için gideceğim. Yayına senin için gideceğim. Kız için demedi. Allah. Kız için gitmiyorum ben dedi. Şimdi gitsin karakola, şimdi. Şimdi gitsin. İstediği bütün bildiklerini anlatsın. Fatma'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Cebrail'den de bomba iddialar ortaya atıldı. Zeynep beni sürekli aradı. Beni özelden arayıp da ağzından laf almaya çalışıp da işte Fatma sana ne anlattı? Fatma kızıyla ilgili sana ne söyledi? Zeynep'in elinde Mustafa'nın ses kaydı var. Senin elinde ses kaydı var mı Mustafa'nın? Benim elimde ses kaydım. Onun yerine ses kaydı varsa hoydur meydan çıksın buraya açıklasın. Çıksın karşıma. Yani Cebrail çıksın diyor orada ki arkadaşı, yani Mustafa'nın arkadaşı, Fatma'nın arkadaşı Cebrail diyor ki Zeynep'in elinde Mustafa'ya ait bir ses kaydı var. Tamam. Ve cinayetle ilgili olduğunu düşünüyor. Hoydur meydan. Buyursun. Çıksın çekilsin karşıma. Karşımdan o otursun bakalım hadi bir. Onu Türkiye'ye rezil edeceğim ben onu Türkiye'ye. Hadi.
Ne düşünüyorsun Fatma? Bakıyorsun şöyle Mustafa'ya. Ben Mustafa'ya bakmıyorum dedi. Devam. Şimdi bakıyorum. Konumuz o değil. Ha. Şimdi ben söyledim baktım her dedi. Ona özellikle beni buradayım yani. Diyordu ya. Giydirdi diyordu ya. Beni güzel giydirdi diyordu ya. Zamanında. Beni burada ağla diyordu ya. Tamam giydirdi. Bundan görmedim ondan gördüm. Ama sonra ben cizemine çıktım. Cizemine girdikten sonra Halil Arakat'ta gidemişti. Ağla yüzüme şeydi bunun? Derdi onun benim paramı kızının üstüne yatırdım. Ev alıvereceğiydi. Benim bana ne bir tekme vurup ev alacaktın. Ev alacaktın Zeynep'e diyor. Evi de mi satıp ev alıveriyorduk onlar, ya. Onlar. Onlar beni seni etmek için onlar. Başka bir şey yoktu dedi. Ya Didem Hanım, benim evimin üstünde haciz var. Ben bu satamam da... Anladım bak Mustafa ama Zeynep dün şunu söyledi. Pardon Fatma dün şunu söyledi. Dedi ki Zeynep'le sevgili oldu. Çünkü bu cinayet meselesini, kızının öldürülmesi meselesi beni kızdırıp ya da kıskandırıp yanına çekmeye çalıştı. Ve Zeynep'i kullandı diyor. Aslında sen Zeynep'i kullanmışsın. Değil mi? Ya, doğru mu anladı? Didem Hanım bunu hepiniz burada biliyorsunuz. Kendisi çıktı geldi. Ben onu yeniden hiç tanımazdım. Ben oteldeyken kendisi TikTok'tan yazıştık. Yalan konuşmam. Hala da TikTok'ta yazışmalarımız devam duruyor. Ben çıkacağım gidiyorum. Daha Suna da şahit. Suna'nın yanında ben görüntüle konuşuyordum. Sen söyle, niçin Zeynep'le arkadaş oldu? Zeynep Hanım beni kıskandırmak için oldu dedim hanım. Baştan beri kıskandırmak için ben değil dedim hanım. Kıskandırıp ne yapacaktı yani? Kıskandırmak beni için değil. Beni iş etmek için, sinir etmek için başka bir şey değil. Yani, ama biz cinayeti konuşuyoruz. Kızının ölümünü konuşurken seni kıskandırmadı dedim hanım. Çocuğumla hiç alakalı bir şey konuşmadı. Bu oyuna sevgili konuştu. Başka bir şey konuşmadı. Konuyu değiştirmek elinde, için. Bak Zeynep'in yanında benim kızımla olan bir elinde bir delili varsa sunsun. Bir ses kaydı varmış. Buyursun. Bunu da Cebrail söylüyor. Sen sayıkladın mı gece yatarken yattığında? Ya sayıklamış olabilirim. Ben yapmadım ve sayıkladığımı ya, söylüyor. Ya gece rüyasında adam sayıklayan adam hatırlar mı ya uykudan uyandıktan sonra? Uyandığınızda söyle sana ben yapmadım demiş. Sen yani sen gece böyle söyledin yapmadım demiş. Yapmadım ki yapmamışım demişim yani. Ama o şüphelenmiş. Yani ya sen sabah uyandığında Zeynep sana hanım, demiş ki ben yapmadım neden bunu söylüyorsun diye Zeynep rahatsız olmuş ve sana sormuş. Ben onu zaman sayıkladım otelde sayıklamışsın değil mi? Hayır Isparta'da da sayıklamışsın. Öyle dedi. Isparta'da da böyle kanter için uyanıyormuşsun. Ya Didem Hanım Allah'ın aşkına yalan. Bak ben buradayken strese girdim. Hatta ben burada size dedim ki sakinleştir, sapurlandım dedim. O zamanlar işte sinirlenince buradaki gece rüyama girmiş. Ve bana gitmişler arkadaşın biriyle gitmişler ezan. Zeynep canlı yayında. Tamam buyursun çıksın sizin açma. Dolandırma meselelerini konuşuruz. Ama önce iddialarına bir yanıt vermen lazım. Tamam. Dinliyorum. Bak asıl konu Mustafa senin kızının kaybı çünkü. Tamam buyursun çıksın. Ben dinleyeceğim. Tamam. Hiç sesimi çıkarmayacağım. Acayip bir bomba iddiası var. Tamam. Konuştuğumuz değil mi? Bildiğim o bir iddia. Başka ondan başlayalım. Bence onu söylesin. Hemen Zeynep görebilir miyim seni? Bir göreyim Zeynep arkadaşlar. Zeynep canlı yayında olacak. Zeynep merhaba. Merhaba abla. Şimdi dünkü söylediklerini böyle yüz yüze konuşacaksınız. Mustafa da burada canlı yayında. Ama şu ana kadar açıklamadığın iddiayı ben biliyorum. Lütfen açıklar mısın? Mustafa ile ilgili olarak bu iddiayı senden dinleyelim. Senden öğrensinler izleyiciler. Telefonu verir misiniz? Sıkıntı yok söylerim abla. Ona sorardınız Batum'a niye kaçacaktı? Batum'a neden kaçacaktı? Yurt dışı yasağı olan bir adam. Kaçmak diyor ama. Cezaevinde bu olan adam öyle mi? Kaçmak diyor ama. Zaten yasal yollardan gitmekten bahsetmiyor ki. Kaçmak. Kaçma hazırlığı tamam, yapıyordu? Tamam dinliyorum ben Urus. Evet. Şöyle dinlesin beni. İlk izine çıktığında Yalvaç'tan Burdur'a gidip ilk izine çıkıp geldiğinde bana ben görüşüne gittiğimde sana özel bir şey söyleyeceğim sonra konuşuruz deyip de köye gittiğimizde hapisteki adamı numarasını benim telefonlardan aramadın mı? Biriyle gizli bir görüşme yapmışsın. Evet. WhatsApp'tan aradılar. Ben adamı engelledim. Kendi tekrar babası aradı beni. Avukat bilerek diye aradılar. Bunlar anlaşma yaptılar. Adam benim evime geldi. Yani adam Mustafa Batum'a kaçma. Bir ara cezaevine girdiğin sırada bir ara dışarı çıktın ya izinli olarak. O izne çıktığın zaman birileriyle seni yasa dışı yollardan Batum'a götürmesi için pazarlıklar yapmışsın. Para pazarlıkları falan dönmüş aranızda. Yani kısacası kaçmaya çalışmışsın ama seni Zeynep vazgeçirmiş. Ben böyle bir plan ben düşünsem. Vazgeçirdim.
Diyor yalan ya söyleme bak, yalan söyleme orada bak. Ya şunu sesini kesme, 2 dakika ben konuşayım ya. Beni bir dinle, beni bir dinle, olayı anlatayım ondan sonra sen... Var, ben de konuşacağım zamanı var seninle. Peki. Konuş, sen istediğin kadar konuş. 8 tane koyunu cezaevinden çıktığında aynı koyunları sattığın adama vermedin mi? Paraları benim hesabıma yatırttırmadın mı? Paralar nerede? Para nerede? Nerede? Para nerede? Nerede? Babana da gidip babana da diyorsun ki 40-50 bin lira param gitti diyorsun. Baban söyledi bunu bana. Olabilir, söylemiş olabilir. Evet. Bak bana para pul meselelerini bir kenara bırak da bu para hazırlıkları falan hepsi. Benim çocuğumla alakalı elinde bir şey varsa sunsun. Ona da geleceğiz ama şu. Sunsun elinde bir şey varsa. Batum'a kaçma hazırlıkları mı yapıyordun Mustafa? Kim ya? Sen evet, öyle diyor bak evet, iddia ya yani. Ben Batum'a kaçacak olsam burada ne işim var ya? Ama vazgeçmişsin. Ya yalan onların hepsi yalan. Yalan hepsi yalan. Abla beni dinle. Bak orada ses kaydın da var. Tamam, senden dinle, yarın çok kötü intikam alacağım diye ses kaydı var orada. Telefona getirsin baksın tamam, bakın. Tamam onları da yayınlarız. Ha, onları hepsini onları ben hepsini avukata ama attım. Ama şu anda bak şu anda çok önemli bir şey söylüyor. Mustafa izinli geldikten sonra cezaevine girip bir ara izinli çıktıktan sonra o sırada birileriyle görüşüp kendisini yurt dışına kaçırmaları için para pazarlığı yapmışsın. Peki neden vazgeçti? Sen mi vazgeçirdin? Ben vazgeçirdim hatta hapisten çıkan adamın yanında iki tane adam daha gelmişti. Arabaya bindi. İstiyorsan alacaklardı. Orada para verdi. O adamla konuştuğum telefon numarasını çıkarsın piyasaya. Ben öyle biriyle görüşme yapmadım diyor. Çıkarsın ya. O adam şu anda zaten sen kendin söyledin. O adam zaten şu anda Afyon'a kapalıya gönderdiklerini kendin söyledin. Ben nereden bileceğim? Yani cezaevindeki bir arkadaşından yardım istemiş. Onu Batum'a evet kaçırması için ne düşünüyorsun? Evet. Yapmıştır dedim ama. Yapmıştır diyor. Hatta bana koydurma dedi eden ki oraya buyursunlar ikisi de götüresin. Abla hadi bakalım. Oraya girenler vizesiz giriyor ya. Bana da hatta dedi ki sen sonradan gel istiyorsan dedi. Sen nasıl olsa kimlikle geçiyorsun dedi. Bunları söyleyen adam kendisi. Şahit de var. At iftiralarını. Kızının cinayetiyle ilgili olarak yani o yüzden mi kaçıyordu? Neden kaçma hazırlığı yapıyordu? Hayır. Kızıyla alakası yok. Onunla beni suçlayamazlar dedi. Fatma'nın dosyası var ya şu anda o videoları yani yayınladığı uygunsuz dosya. Uygunsuz görüntülerini sağa sola yaydığı için Fatma şikayetçi oldu. Onunla ilgili yargılanıyor. Evet. Ama yani içeride demişler yani ki sonuçta girer çıkar orada. Ne olacak? Ben diye cezaevine girer çıkar ama sonuçta 10 sene değil 20 sene yatacağım cezaevinde. 20 sene. 20 sene yatacağım. Yat. Ama bak kızının cinayetinde gerçekler ortaya çıkarsa Fatma ya da o ya da birlikte yaptılarsa valla cezaevinden çıkamazsın. Çıkmayalım Mustafa. Çürüyelim gidelim içeride sıkıntı yok. Çıkamazsın yani. Yatalım içeride. Yeter ki benden çıkarın. Yeter ki ondan çıkarın ki bu kızın ölüsü dirisi piyasaya çıksın ki yatırın biz içeride. Tuncay Hanım. Mustafa biz bir şey çıkartmaya çalışmıyoruz. Siz suçluyu söyleyeceksiniz. Suçluyu. Bunu siz söyleyeceksiniz. Didem Hanım söylemeyecek. Ben bir şey bilsem zaten söyleyeceğim. Yeter ama, artık canıma tak dedi. Ama az önce dedin ki Mustafa ikimiz suçluyuz dedin. Ya burada başka bir suçlu var mı? Benim anamın, babamın, olan kardeşimin, yeğenlerimin buraya çıkasıya kadar hiç kimsenin haberi yoktu. Ama bunun teyzesinin, buraya gelen teyzesinin, babasının, olan kardeşinin, halasının, Meyram'ın, kocasının hepsinin haberi vardı. Yalan desin. Yalan desin. Sen de söyledin. Yalan desin. Sen söyledin. Ama benim anamın, babamın, olan kardeşimin, yeğenlerimin hiçbir tanımın haberi yoktu. Geleceğim Zeynep sana. Hangi bir yanındaydı senin? Seninkiler nerede şimdi? Hani nerede o olan kardeşim, senin baban nerede? Nerede? Seninkiler nerede? Misin sen? Kaybolmuş. Ha? Sen kaybettin çünkü. Şu boyandaki yüzüne, gözüne boya yapma. Sen de boyaydın ya. Acık bir. Kızım sen de boyaydın ya burada. Masum duru. Burada boyaydın ya. Masum duru, masum. Saçını boyaydın ya yani. Şimdi babam aldın. Saçını boyaydın kaşıklarla aldın ya şey kaşıklarıyla. Bak. He. Ne oldu? Bak Tekin dur. Kışkırtma beni. Ne kışkırtacağım ben seni? Bak. Gelip kuşak geliyordum oturuyordum efendim var gibi burada. Şart olsun kapalı cezaevine attırırım kendimi. Attır. Ama sen de atarım. Ben ne yapayım? Nasıl atacağım? Bunu unutma. Ben nasıl atacağım? Tekrar tamam ettiğin için mi? Bak ben seni tehdit etmiyorum. Etmiyorum. Ne dedin sen? Ama kışkırtma beni. Ne dedin sen? Beni de attıracağım. Bir dakika.
Ne dedin sen? Kapalı hala daha şeylik peşimiz. Ben onunla alakalı, çocuğumla alakalı bir şey değil o. Neyle alakalı? Kapalı cezaevine nasıl attıracaksın? Onunla. Nasıl attıracaksın? Ne için attıracağım beni? Nasıl attıracaksın? Attırım, o benim aramda sorunlu bir şey. Nasıl attıracaksın ya kapalı cezaevine? Nasıl attıracaksın? Ya o benim aramda bir şey. Suçum olmayan şeyi nasıl attıracaksın? Onunla aramda bir şey benim o. Ay Şükür'le ilgili az önce tehdit... Şükür'le alakalı değil az o. Az önce tehdit ettin. Şükür'le ilgili bilmiyorum ama tehdit ettin sen Fatma'yı. Ya Didem Hanım. Tehdit ettin ya. Lafı başka yere çekme. Çekmiyorum Şükür'e bir kere. Şükür olmayan şeyin ne yaptım ben de? Nasıl girecek? Cezaevine niye girecek? O benim sorunum o. Fatma cezaevine niye girecek? Ben sokarım onu. Nasıl sokacaksın? Sokarım hadi. Nasıl sokacaksın o ya? O iftiraları atsın hadi bana. Hadi söyle ya. O iftiraları atsın bana. Ben nasıl sokacaksın cezaevine? Bak ben girmeye şey lazım dedim, cezaevine. Ben size bir şey dedim. Ha. Ha bak barınamı böyle kaldırınca yani kızıyorsun yok, da kusura bakma. Şu anda ben anlıyorum onu. Bu. Hangi ne anlama geldi? Sen rahat ol ben anlarım. Kusura bakma özür dilerim yani barınamı tamam. Kaldırdım. Bu tamam. Alışkanlık halim. Tamam. Şimdi ben burada size bir şey dedim değil mi? Hı. Elinde gözünde ikimiz öldürdük diyecek bu çocuğu. Ben geldim teklif etmiyorum şimdi. Bak gelecek bu kere. Sen söylemedin, geldim söylemedin. Az önce sen dedin. Sen dedin az önce. Dedim. Bak geldim söylüyor. Kendim bak. Ben... Bak Fatma'dan beklediğin şeyi şu anda sen kendin geldim söyledin. Geldim söylüyor. Ya beni bir dinleyin sana. Evet. Hemen oradan buradan laf konuşmayın. Evet. Niye dedim? Beni kışkırtma hadi. Ben çocuğumla alakalı konuşmadım o kelimeyi. Neyle başka ilgili? Yönden konuştum ben onu. Nasıl? Biliyor o. Ama biz de öğrenelim ya. Hayır. Bak biz de öğrenelim artık. Siz öğrenemezsiniz. Fatma neden neyle ilgili tehdit ediyorsun sen? Bilmiyorum diyeceğim ama ben bir şey bilmiyorum. Öyle bir yani ya cezaevine attıracak. Ben buraya şu anda... Fatma'nın cezaevine girmesi o kadar da kolay mı? Bir olay suçmuş olmazsa. Aynen. Ben girersem o da girer. Ben girersem o da girer. Sen çünkü gelmiş öyle. Sen niye gireceksin? Diyorsun ki ben Şükür'le ilgili cezaevine... Sağda solda. Cezaevine sokturacaksın. Bilmem ne edeceksin. Kelimelerini kullanmasın. Ya, o yüzden. Yani sonunda Fatma şunu söyleyecek. Eli kelepçeli. Cezaevine sokturacaksın dedi ya. Evet. Ben canlı yayında söyledim. Hadi soktursun bakalım hadi. O bir girecek. Değil ki. Bir dakika Tuncay Hanımcığım bir konuşsunlar onlar. Hadi. Yani girecek. Yani gireceğim öyle mi? Yani girecek. Bir tek ben gireceğim içeri öyle mi? Tamam hadi. Buyur. Buyursun soktursun hadi. Ben girmeye hazırım sen hazır hadi mısın? Hadi buyursun soktursun bakalım. Vay Mustafa sen bombayı patlattın geldin yine buraya. Ben bombaları daha çok patlatacağım daha. Ben burada buradayım ben rahat ol sen. Düşürmüştür ha 5-6 ay içerideydi ya düşürmüştür Didem Hanım. Onun ben... Dışarıdan, Zeynep. Dışarıdan adam Zeynep. Aradık adamları iyi biliyorum ben onu. Zeynep ne oldu? Ne demek istedi? Ne demek istiyor sence şu anda? Tehdit ediyor Fatma'ya halinde. Ha, neyle ilgili ama? Şimdi Fatma'dan yandım oldum. Kızıyla. Fatma'dan mı yandım oldum? Kızıyla alakadır. Kızı, yok ben kimseden yana değilim. Ben Fatma'dan yandım oldum. Cebrail'le konuşmak, Asım'la konuşmak, Mırad'la konuşmak. Ben senin pislikleri hepsini çıkaracağım piyasaya. Senin pislikleri hepsini çıkaracağım bunu unutma. İstediğin şeyi çıkar. Ha. Hiç değilse benim elimde senin kızının şeyi yok sen, yani anladın sen mı? Sen Isparta'da çalışmadığın gazino, pavyon. Hadi. Hangi birini hadi. Söyle çıkar ki yayına bağlı hadi. Erkeksen hadi Hodri meydan diyordun ya hadi ben de hocanın sana Hodri meydan diyordun. Damadını attırdın. Sen de erkek diye dolan 10 sene evvel ben erkek diye dolanırım. Erkek diye dolanmışsın ya. Sıkıntı yok. Fatma gitti, aynen. Zeynep geldi, Zeynep gitti. Erkek. Abi de gelecek şimdi. Hadi. Aynen. Üçüncüyü hadi. Bulmuş ya abla. Bana Hamide bana mi sevgilisi mi var? Bir dakika ona konumu sevgili değil. Var. Az önce şu ifadeyi kullandın. Sevgili izleyiciler fark etmişsinizdir. Mustafa için şu ifadeyi kullandın. Benim elimde ne dedi ya senin kızının kanı yok gibi bir ifade kullandı. Hayır. Ne dedin hayır, sen hayır. Ya ne biliyorsun ya? Yok öyle alakası vallahi, değil. Didem Hanım buraya gelsin. Allah'ın önce dedin ya. Buraya gelsin ya. Buraya gelsin. Gelsin. Varsa elinde bir ses kaydı. Delilli varsa buyursun. Buyursun. Bir sussun. Benim ses kaydım vardı. Ben onu Doğan'ın ablaya atıverdim. Neyle alakalı olduğunu. Haber müdürümüzden bahsediyor. Bana şunu söyler misin? Evet. Bana şunu söyler misin? Cebrail dedi ki elinde Mustafa ile ilgili bir hangi kayıt var? Ses kaydı var ya da bir kayıt var. İtirafla ilgili bir kayıt mı var sende? Yok abla bende öyle bir şey yok ya. Ya o 10 senedir kendi karısına söylememiş de 3 aylık olan kişiye mi söyleyecek? Gece sayıklamıştır belki. Ha, olabilir. Yok. Ben öldürdüm demişimdir belki. Sen de ses kaydı alsın, çıkarsın piyasaya. Köye ilk gittiğinde sayıkladı, yayından sonra biraz. Ondan sonra o ilk sadece bir sayıklaması da İstanbul'da oldu zaten. Köyde ne sayıkladı bir daha söyle.
Ya bu köyde bu tartıştınız ya, yayınla alakalı. Evet. En son yayında. Evet. O zaman bir şey, sinirden, stresten oluyor dedi bana. Ne dedi peki? Ya aynı Fatma'ya şey yaptıklarını, aynı o günkü şey ya, İstanbul'daki oteldeki dediklerini sayıklıyordu. Ben yapmadım. Aynen, ben ya niye böyle oldu? Benim başıma niye böyle işler geldi? Bu ya küfürlü ederek de ya konuştu. Ya bak, açık bir soru. Bu sorunun yanıtını alayım mı? Sen torunları biraz sakinleştir. Bana şunu söyler misin? Sen şu anda Mustafa'nın kızını öldürdüğünü düşünüyor musun? Düşünecek tabii. İntikam almak için düşünecek tabii. Bir dakika dinleyeyim ama bir dakika. Yok. Tabii. Benim evimdeki yaptığı hareketten dolayı düşünüyorum. Ha, evime yaptıklarından. Evimdeki yaptıklarından. Evine girmiş miyim? Daha mesajlar orada duruyor. Kapıyı aç da hemen kapının önüne atıp edim eşyaları diyor. Mesajlar hepsi var orada. Evet. Üç gün yaptı. Yasemin'i gönder benim. Sen sus. Niye susacağım ben? Bir dakika, Zeynep'in sesini alalım. Benim onunla arama girmesen. Onunla, benim şu anda onunla tartışıyorum. Seninle değil. Seninle daha çok tartışacağım ben burada. Ha. Çok tartış benimle. Zeynep söyle, senin de evine geldi, ne oldu? Benim evime geldi. Ben karakola şikayet etmeye gittiğimde benim evimin tam köşesinde kamera var. İstiyorsanız kameraların kayıtlarını alabilirsiniz. Gelmiş mi, gelmemiş mi? İstediğin az. Evine geldi, ne oldu? Ya her şeyi açıkla. Ne yaptıysam açıkladı. Bekle bir saniye, bekle şu ışığı yakayım, karanlık olsun. Abla şimdi bak, mutfağı görüyorsun değil mi? Hı-hı. Mutfak burası. Mutfaktasın, tamam. Bak, full görelim Zeynep'i. Ha, tamam. Bak, neyse, sinirlendi bu, biz tartıştık. Geldi hemen bak. Bu çekmeceyi görüyorsun. Tamam, gösterme. Şu. Gösterme ama. Gösterme. Şu. Oradan kesici bir şey aldı orada. Diyorsun. Aynen, geldi burasına dayadı. Oo. Tam şu böğrüne bak. Evet. Allah Allah Allah. Bıçak da şu anda karakolda zaten. Aldılar. Parmak izimi aldır oradan. Ha, o bıçaktan benim parmak izimi aldır. Bıçaktan parmak izimi alsın ha. Ya ben zaten senden korksaydım Allah aşkına gidip şikayetçi olmazdım ki. Niye korkayım ben senden? Korktuğundan şikayet ettin işte beni. Tam böyle bu kadınsın sen. Ha, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Senin evine geldi. Mustafa senin evine geldi. Oradan kesici bir aleti aldı. Kendisine zarar vermek istedi. Sonra daha da büyük bir kesici aleti aldı. Bunu neden yapıyor? Senden ayrılmak istemediği için mi yapıyor? Olmaz bir tuğmaş ya. Ayrılmak istediğim için. Sen ayrılmak istediğin için. Evet. Bir dakika, seni çok sevdiği için, aşkından deli olduğu için mi? Yoksa ya senin bir dakika, yoksa senin bir şeyler bildiğini düşündüğü için mi? Yok, bir şeyler bildiğimden değil ya. Ne alakası var abla ondan da? Daha dün sabah attığı sevgi şarkıları duruyor benim TikTok'da ya. Telefonum orada. Gönderdi. Allah'ınız aşkına ya. Allah'ınız anladım bak. Daha telefonum orada ya. Şimdi insan bakın ya. Ha, bakacağım ya, şu an yayın yapıyorum. Nasıl bakayım? Bak, arkadaşlar bakın bütün şeylere, görüntülere. Mustafa bütün hepsine, evet, bakın. İzin veriyor musun bakmamıza? Bakın ha. Hepsine bakabilirsiniz. Hepsine bakabilirsiniz. Tamam. TikTok'ta kiminle konuştuysam, kiminle yazıştıysam hepsine bakabilirsiniz. Bütün hepsini, Tamer'cim hepsini, videolar ne varsa hepsine baksanıza. Ha, sen de mi Yasemin'cim? Tamam, Yasemin bakıyor orada zaten. Bana şunu söylesene ya. Ben bak Zeynep, ben de şunu anlamadım Zeynep'ciğim. Sen bu adamla 4 ay boyunca beraber aynı yastığa koyacaksın, başına uyuyacaksın, sevgilin olacak, onu yapacak, kaşık oyunları oynayacaksın. Aynen. Bir dakika, sonrasında da... Bir de şu vadide bana sözünü kestim, özür dilerim. Bir de benden çocuk istiyordu. Çocuk mu? Bunu hepsi sen biliyor, ben bunu yakın istiyordu. Onu, sen bayağı istiyordun bayağı. Onu, sen. Mustafa mı istiyordu? Buradaki Pınar, evet. Pınar, bu şey, hepsi burada bilmiyor evet. Mıydı? Doğanay bilmiyor muydu? Çocuk meselesi var mı? Hastaneye giden bilmiyor muydu? He? Bilmiyor muydu? Ne diyorsun? Çocuk istiyormuş. Bir dakika dur Zeynep. Geleceğim çocuk meselesine. Çocuk kim istiyorsa. Dünyada olanlara baktı ya. İki sefer hastaneye gittiğin. Ama bunlar. Dünyada olanlara baktı ya. Kadınsal şeyimle gittim. İstiyorsanız hastane şeyleri, raporları, kağıtları var. Atabilirim ya Zeynep, yani. Zeynep çocuk meselesini bir kenara bırak da. Çocuk yapmak için iki sefer hastaneye gitti ya. Hayır. Ben şunu merak ediyorum. Bak sen diyorsun ki o gün kendisine zarar vermek isteyince ben de bundan yola çıkarak Mustafa'nın kızına zarar vermiş olabileceğini düşündüm. Evet, düşündüm. Yani 4-5 ay boyunca anlamadın. Adam orada geliyor ilan, yani bir de yanlış bir hareket yaptıysan. Ondan sonra o zaman mı anladın? Vallahi yaptıysam ispatlasın. O zaman bu 10 sene şüphelenmemiş de buraya gelince şüpheleniyor. O da
Ondan sonra 5 ay sonra şüpheleniyor. Duydun mu Zeynep'i? Zeynep, Mustafa'yı duydun mu? Duydum, o kendi o 10 sene karısı Fatma şüphelenmemiş, onu diyor. Sen de 5 ay nasıl şüphelenmedin benden? 5 ay orada yattım. Ben kafamda neler oluşturuyordum. Sen onu boş ver, geç onu. Bir dakika, bir dakika. Başka erkeklerle mi buluşturuyordun? Ne oluşturuyordun? Aynen. Ne oluşturuyordun? Aynen. Davranışlarından, hareketlerinden, benim çocuklarıma el kaldırmadan böyle yapıyordun ya. Hadi. Onu nereden nereye gitti ya? Torunlarını mı alıyordu, anlamadım. Ya benden şüphelen bir adam 22 yaşındaki kızını benim yanımda durdurun be. Didem Hanım ya, Allah'ınızın aşkına ya, bu kadar da bir şey gerizekalı olmaz ya. 22 yaşında şeyde sufram. Allah'ınızın aşkına bırakın şunu be. Her şeylerin pislikini ortaya çıkarınca benim paramı kızının üstüne yatırtıracaktı, yatırma. Benim onunla, benim bak o konularda benim şahidim bile var. Var. Kendin gibi birisidir o da. Kendin gibi birisidir. Aynen. Kendi amcanın oğlu. Kendi amcanın oğlu. Zeynep, açık ve net bir soru soruyorum. Net bir cevap istiyorum senden. Mustafa da buradayken canlı yayında. Tamam, bak tamam. Stüdyoya geldi. Sen şu anda, Mustafa'nın kızını öldürdüğünü düşünüyor musun? Düşünüyorum abla şu saatten sonra. Bana o. Heh. Şu şeyi bana, gelin bakayım telefonu be. Bakıyor, şu yan seni bakıyor. Tamam. Vallahi sizin olayınızın kralının hakkından gelirim ben sizin. Senin gibiler çok benim elimde, senin gibiler. Senin gibiler çok benim elimde. TikTok'a baksın, TikTok'a. Heh. Bak. Yasemin'in söyle, TikTok'a baksın. Bakıyorlar. Benim elimde var, ben silmedim. Yasemin benim yanıma gelecek, ben gelince silmedim. Göstereceğim. Ben de silmedim. Bak bir şey söyleyeceğim Zeynep. Tek bir, şimdi Mustafa'nın haklı olduğu taraf var. 5-6 ay boyunca aynı evi paylaşmışsınız, sevgili olmuşsunuz. Bu noktaya diyor, ben ne zaman diyor, benim paralarımı aldı, paralarımı istedim, ondan sonra geldi. Ben para dokümanları var orada, IBAN'dan atılan. Hayır. Var orada. Para meseleyle gireceğim dedim. O noktaya niye geldi? Cezaevinde benim evime çıkan adamı gönderdikten sonra adamı bu noktaya geldi. O adamı da bana buraya. Peki neden senin evine cezaevinden bir arkadaşını gönderiyor? Amacı ne yani? Ne yapacak sana? Gönderdim. Göndermedim ya, demiyorum. Bak inkar etmem ben. Yaptıysam yaptım derim. Niye gönderiyorsun arkadaşını cezaevine? Benim arkadaşım var. Çocuk ya. Daha 19 yaşında çocuk. Niye gönderiyorsun? Dedim ki aynı mahallede oturuyor. Dedim ki ona... Bari Zeynep'in yengeyle belki bir dışarıya çocukla mı yedim? Çocuk avı diyor. Belki çıkamayabilir dışarıya. Bir ihtiyacı varsa sor dedim. 19 yaşında bu çocuk ya bu ya. Yardımcı ol diye gönderdi. Aynen. Tamam. Söyleme, 25 yaşında dedin. 19 yaşında. Vallahi de 19 yaşında. Billahi 19 yaşında. Amacı ne, niyeti ne? Cezaevindeki 25 takip yaşındaki... ettiriyorum ben bunu, takip ettiriyorum. Ha, bunu izledim. Çok takip ettirdim ya, onu da takip ettiriyorum. Ha öyle mi? İzlettiriyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen. Haklı. Orada doğru söylüyor. Aynen. Çeşmede benim elimi yıkadığımı nereden biliyor cezaevinden beni arayıp da? Niye bu kadar seni yakından takip ettirsin ki? Aşkından mı ölüyor? Yoksa ölüyorum. Vallahi çok seviyorum ya. Ölüyorum mu? Hastasını ölüyorum ya. Yasin Bilal devamlı yanında yolluyordu ya. Yasin Bilal İsparta'ya yolluyordu. Evet. Hani koruma gibi yolluyordu Yasin'i. Takip ettirmiştir. Kesinlikle ben inanırım. Niye takip ettirmiştir peki? Şey derdi ya. Gider, kaybolur gider. Bak Yasin otelde. Konuşur diye. Bak beni dinle. Yasin otelde bak. Takip ettirmedim, yollamadım mı Tahsin'i, Yasin'i? Kime gönderdim lan? Yasin'i yollamadım arkasından. Kimi onunla yolladın? Beraber yolladım, kimi onunla beraber kimi arkasından yolladım lan? Kimi arkasından yolladım? Ya şey Zeynep'le? Zeynep'le yolladın ya beraber. Türk nereye gitmedi mi ya? İşi bıraktı da. Köyde Isparta'ya gittiğinde yolladın ya Mustafa, onu söylüyor. Beraber gittiler ya. Beraber gittiler. Ya gidiyorlardı. Daha ben cezaevinden çıktım 3 gün yine onun evinde beraber Yasin'le beraber. Başka bir şey söylüyordu. Niye yolluyordun? Niye yollamayacak? İşine gitseydi çocuk. Niye işte yollamayordun ha? Onunla yolluyordum. Sonra ne? Yollarım. Çünkü takip eder, bir yana gider diye değil mi? Kim bir yana geçecek? Sen gibi herifler olmaz da. Mustafa lütfen. Sen de erkek olaydın da durdaydın. Benim ağzım bozma bak. Sen de erkek olaydın da durdaydın. Sahip çıkaydı. Çalışaydı.
Bak ben burada taşkın çıkarmaya gelmedim. Yalnız kendimi zor tutuyorum bak. Toparlamazsın ama konuşabilirsin. O da konuşur, sen de konuşursun. İşine gelmedi. Allah Allah. Erkek olsaydın, erkek her zaman galayı takip etmez. Eder. Ben işim bakıcıma dağa gidiyorum, o dağa açtım, oyun gidiyorum. Ben ya bunun sizin, başını takip edemem. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sen kocalık görevini yapsaydın, sen kadınlık görevini yapsaydın. Ha geçin onları ya. O zaman döndürün başka yere. Kızın kayıp. Çalışsaydı. Çalışsaydı ben de evimde de çocuklarımın başında dursaydım. Ya özür dilerim ama önce annelik babalık yapsaydınız yani. İşte. Aynen. Çalışsaydı. Ben de babalık yapsaydım, o da annelik yapsaydı. Önce anne baba olsaydınız. Çalışsaydı ben de annelik yapaydım. Karı kocaya geç. Çalışsaydı. Sanki erkek ben babalık yapmadım. Eve ekmek getireydi. O annelik yaptı. Çocukların başında duraydı. Yaptı demiyorum. Nerede çocuklar? 3 tane çocuk nerede şu anda? 3 tane çocuk her şeyde. Nerede? Yaşamayan üstü göster. Şükürler mi şükür? Tamam, yaşamayan üstü göster. Şükür'e de geleceğiz. Şu şükür'e anda... gelelim, konumuz şükür. Ya tamam şükür de, hadi o şu anda kayıp. Yok, bulmaya geldik. Ama şu anda 3 tane çocuk nerede ya? İkisi Reşit, biri devlet korumasında. Nerede tamam? E tamam nerede? Da yani onlar şu anda hayattalar ya. Yaşıyorlar ne ya. Ne yetişiyor o çocukla? Yaşıyorlar. Çalıştığı parayla yarışıyorlar. Sen ne söylemeye onlar, çalışıyorsun ya, şu Mustafa? Anda Yasin var ya, şu anda yaşayan bir ölü bak. Ya senin yüzünden, senin yüzünden. Önce bir konuşun tabii. Şunu mu söylemeye çalışıyorsun? O zaman şu anda da annelik yapmadı. O zaman şükür annelik yapmadığı için bu noktadayız mı demeyiz istiyorsun? Aynen. Onu mu söylüyorsun ya? Şu kızımıza sahip çıkmadı ki, olanlarına sahip çıksa. Kızına nasıl sahip çıkmadı Şükür'e? Anlat ya. Sor ya, kendisi karşında sor. Nasıl sahip çıkmadın kızına? Sen anlat, ben sahip çıkmadım. İyi anneydim diyor. Ya ben size dün de demedim mi? Geçen de demedim mi? Hiçbir zaman ne bana hanımlık... Ne çocuklarına annelik yapmadı. Hı-hı. Komşularına da sorabilirsiniz. Komşuların hepsini telefonunu engellemiş. Hiç kimseyi engellemedim ben komşulardan. Hiç kimseyi. Senin akrabalardan hariç hiç kimseyi engellemedim ben. Fadime'yi niye engelledin? Fadime'yi de engellemedim. Hiç kusura bakma. Tamam. Psikolojin ortaya çıkaracak değil mi? Hı-hı. Senin psikten ama benim psikolojim hiç kimse yok. Benim bak ben benim. Ben köye gittim de herkes beni karşılıyor. Benim pisliğim ama varsa. Ama seni duşladılar. Benim seni ne kadar duşladılar. Pisliğim varsa temizle çıkar. Temizle gelin öyle geldi dedi. Ben köy. Böyle bir adamım ben. Sana köy yani tamam temizle geldi mi? Ama beni karşıladılar. Kimi? Ben onu güzel karşıladılar. Ben vardım yine köyde kahvedeyim evet, ben yine. Evet. Yine köyde evet. Köylerdeyim niye ben. Tamam mı? Petrol alamıyorsun ya. Kimi? Şeyden marketten niye petrol alamıyorsun orada? Nasıl alamıyorum? Bayağı alamıyorsun. Gel sor bakalım hadi bir. Alabiliyor musun? Hadi sor. Hadi sor. Senle ben yarışamam. Neden yarışamam? Sen şeytanın önünde gidersin. Ben şeytanım ben. Şeytanın önünde gidersin. Ben şeytanım ben. Ben seninle yarışamam. Yarışamadığım halde de ben bu hale geldim. Nereye götürdün diye soraydın bana. Bu hale getirdin çocuğumu bu da kaybettin. Bu çocuğu nereye götürdün diye soraydın bana 10 yıldır. Sordum. Niye sormadın? Niye dedin sen? Niye gittin karakola şikayet etmedin? Ne dedin sen? Ne dedim ben sana? Ne dedin? Ne dedin? Yaşı 18-10'da çıkacak dedin. Ondan sonra 18 zamanı geçince de saniye suçladın. Dedim oğlum 18 yaşında zaman girdi. Çok oluyor. Niye o zaman gitmedi? Senin yüzünden hapishaneye şey yapacak. 2017'de ben cezaevine girdim. Sonra da az önce söylediğin gibi, az önce dedin yani ya, tekli şart gibi. Olsun kendimi kapalı cezaevine attırırım, seni de attırırım aynen. Dedin ya. O tamam. Zaman da onu söylediğin aynı için. Aynen. Öyle aynı mi söyledi, söyledin? Ben onu şimdi söylüyor. Derim bak, şimdi. Hayır. Şimdi dedim bak, onu ama ben çocuğumla alakalı olan bir şey demedim. Bana onu şahsına ait dedim. Öyle bana. Demiyor bak, öyle ne demiyor. Ne için attıracağım o zaman beni cezaevine ya? Çocuğuyla alakası olmayan şeyi niçin sokturacak? Ne için soktucam beni cezaevine? Bak burada ben seni ben tahrik etme dedim değil mi? Ne için soktucam beni o cezaevine? Çocuğum olmayan şey için ne için soktucam? Ağzından şey o zaman itiraf şey yapacaksın ondan sonra onu sokturacaksın. Onda devlet senin inecek ağzına çıkan şeyi ben sana yüzüne çıktığım zaman bir kelime kullandım değil mi? Ne kullandın? Bu yalanlarınla dolanlarınla beni yakarsan ben de seni şey yakarım dedim. Bir tamam aynı şeyi yani tehdit ediyor başka hapsızlık hapsızlık. Yani... 2018 yılından sonra kızın ortaya çıkmadıktan sonra sen sordun. Evet. O zaman seni şu an yaptığı gibi cezaevine girmek yani de tehdit etti mi? Cezaevine gireriz dedi. Cezaevine gireriz dedi. Onunla korkuttu. Anladın mı? Hani demin de ağzıyla söyledi mesela. Yaptın ömür boyu gireceğim. Diyelim yaptın ki, mı? Diyelim yaptın ama, ben diyelim bir tehdit ettim. Evet. Doğru mu? Tamam. Doğru diyelim. Ben Bahar'ın kaç hangi ayda gidiyormuşum dağa? Nisan. Yine 25'i gibi. Ne zaman geliyorum ben dağdan? Kasım gibi. Hiç gelmiyorsun. Hiç gelmiyorsun köye. O arada niye gitmedi? Hiç gelmiyor dedi var mı köye? Bir niye gidiyor gitmedi? Ya hiç ben gelmiyor. Ben sürekli köyde durmuyorum dedi. Yok dedim. Ben de radyoyla sarılarda tüm çarım oynayacağına gidelim. Hapishaneye gireceğimi söylüyor. Ben nasıl gideyim cezaevine? Yani cezaevine gireceğim. Niye korkumla gidiyor? Ben Isparta'ya da gideceğim için mi? Yani benim şekilde bak, şikayet şimdiye edecek kadar şey ne dedi? Bak siz şimdiye kadar ne yaptınız ya? Şimdiye kadar ne dedi? Ben kesinlikle yapmadım. Ne oldu? Şimdiye kadar ne dedi bana? Görmedim çünkü. Dedim hanım. Kesinlikle eğer çocuğuma bir Üç oldu. Üç olsun. İstersen beş olsun. Ben diyor benim çocuğuma bir şey yaptığını kendi gözle
Tamam, yaşatmazdı, doğru söylüyor. Çünkü doğru, çocuğuma zarar verdiğini gördükten sonra. Ama benim yapmadığımı bildiği için sesini çıkaramıyor. Öyle mi? Vallahi billahi, ben eğer çocuğuma zarar verseydim beni şart olsun öldürürdü o, bak. Çünkü benim uykum ağır. Bırak bu şeyler. Hayır, öldürdü. Çocuğumu kaybeden o. Başka kimse yok. Bak. Görüyor musun değil mi? Çünkü çocuğumdan başka bir şey konuşmuyor dedi hanım. Başka şeyler konuşuyor, çocuğumu konuşmuyor. Yok, o Zeynep işi bitti. Zeynep iş bundan sonra hukuk devlet kanalıyla, avukat halledeceğiz. Ne oldu? Şimdi gelelim senin şeyine. Hadi, daha ben buradayım, daha gitmiyorum daha. Gitme. Boşansak da yine gitmeyeceğim daha. Hadi. Gitme. Kaçmayacağım yani. Ben kaçmayacağım. Hadi. Ne? Sorsana çocuğu. Zeynep bir şey söylüyor. Zeynep ne diyorsun? Zeynep ne diyorsun? Elinde olsaydı Fatma'yı nerede olduğunu buluyordu da hemen iki dakikada konuşturuyordu ya çocuğunun nerede olduğunu. Konuştursana o zaman. Zamanı var. Öyle söylüyordun ya. Zamanı var. Onu ne ben diyordu sana? Yüzden konuşturacağım onu. Sana evde ne diyordu Fatma ile ilgili? Bana diyordu ki ah bu bir bulurum ben onu, her türlü bulurum da ondan sonra işte çocuklar var. Onu konuşturturum ben. Öyle diyordu. Ben bunu önden de konuştum burada. Tamam, konuşturtursana işte. Eğer sen yapmadıysan konuşturtur. Daha zamanı var. Daha yeni geldik. Daha bismillah daha. Dur daha. Daha yeni geldik daha. 8 aydır oradasınız. Vallahi hemen söyleyebilirsin. Çok rica ediyorum. Fatma bir şey yaptıysa hemen söyle. Hemen şimdi söyle yani. Hemen bu söyle. Bu iş var ya. Şu an Didem söyle. Hanım, bu, derhal söyle. Bak Didem Hanım, bu iş nereye çıkacak biliyor musun? Nerede çıkacak? Narin'in hesabına dönecek bu hesap. Bekle. Nasıl yani? Enteresan. Darin'in annesi gibi olacak bu olay lazım. Bekle. Vay 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 vay. Bekle ya. Vay. Bekle. Sen tertemiz çıkacaksın. O zaman Şükür görmemesi gereken bir şey mi gördü Şükür? Ne olacaktı ya? Narinci görmedi Narin değil mi? Narin kaçırdı ama sevgili şeylerini söylüyor. Hala daha başka şeyler. Narin kızımızın o evde iddiaya göre görmemesi gereken, iddianamede de onu yazıyor. Görmemesi gereken aynısı, bir şeydi. Aynısı belki de bunda da oldu. Sen de olmasın, aman da ben de olsun. He? Peki özür dilerim ama Narin'den önce bize bunu niye söylemedin? Söylemedim mi şimdiye kadar? Ya bu kadar böyle nesli bu sevgililerle söylemedim. Sevgililerle beraber bir şey yapmıştır bilmem ne diye şimdiye kadar söylemedim mi? Çıkarın eski yayınları. Dedin ama yani ama biz de dedik ki kimdir diye söyle yani o eve giren çıkanı sen biliyorsun. Ya ben burada iki tane akrabasını demedim mi ben burada? O iki akrabasıyla birlikte oldu. Demedin mi? Dedin evet. Bekleyin. Bulundu mu? Çıkacak. Jandarma araştırmıyor mu dedim hanım? Benimle telefon numaralarını bulmadı mı? Jandarma! Casat ekibi Isparta'daki. İki akrabasını benim bana söyler misin? Benim telefonumu alıyor. Bunun telefonunu niye almıyor? Benim telefonum o zaman yoktu da ondan. Benim telefonum hala şurada. İstedikleri kadar hoydur meydan incelesinler telefonu. Bana sevgilinin adını bir daha söyle. Sevgililerin adını bir daha söyler misin? Amcasının oğlu muydu? Şu anda aklımda değil, telefonum Burcu'nun. Amcasının çocukları ve akrabaları. Kendi de evesin. Ben ne diyeceğim? Fazıl'la sevgililer miydi? Fazıl'la sevgililer miydi? O çocuğun bak bunda suçu yok bak. Ben soruyorum. Soru soruyorum ya. Fazıl'la sevgililer miydi? Dün dedi ki hayır sevgili mevgili değil o çocuğuyla. O çocuğun bak ismini anmam. O çocuğun bu suğuladığı iyilikten başka hiçbir şey yapmadı çocuk bize bak. Didem Hanım siz de sorabilir misiniz? İyilikten başka bir şey yapmadı çocuk bize. 10 senedir niye yanındaymış? Aynı soruyu sana soruyor. Ne sordu ben duymadım. 10 senedir niye yanındasın o zaman ben çocuğumu öldürdüm de. Sevgililerin de çocuğu ortadan kaldırdım. Sevgililerle öldürdüm ya. O zaman niye benim yanımdasın? Demin de dedin ya çocuklar rezil. Daha hala daha çocukları düşünüyorsun da ölen düşünmüyor. Şimdiye kadar bana dedin ki rahat rahat horulduya horulduya uyuyordu. Uyuyordu. Hiç belli etmedi dedin. Sen bellettin çünkü mi? Çünkü biliyordun her şeyi. Sen bellettin mi? Çünkü zamanın geçeceğini biliyordun, elinde zaman radyo, gittik sırada rahatlıyordun. Çapalara gidiyordun, dangıdık 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 oynuyordun değil mi? Zamanın geçtiğini biliyordun, zaman geçtik sırada rahatlıyordun. Ondan uyuyordun. Zamanın geçtiğini bildiğin için rahatladığın için uyuyordun. Anladın mı? Zeynep. Akrabalarıyla yok etti Fatma, sevgililerle başına bir şey getirmiş olabilir Şükür'ün diye. Hiç sana bir anlattı mı, bir şey sordu mu? Ya onu sevgililerine yapmıştır dedi. Belki de dedi gördü çocuk dedi. Bu konuda teşekkür ederim ben sana. Doğruyu konuştuğun için. Ben her zaman doğruyu konuşurum. Ben yalan yanlış konuşmam. Bu konuda sağ ol, teşekkür ederim. Kaçacağı yalandı, işte kendine zarar vereceği yalandı. Bu mu sadece doğru? Diğerleri de o zaman doğru. Demek ki. Ya sen o zaman Gizem Hanım benim çocuğumu soraydı bana. Bir dakika ben sevgilimi öldürdüm ya. Bana aldı geri yatırdı. Ya Gizem Hanım. Şimdi bak ben açık açık net konuşurum. Öyle. Dedi ya işte çocuğu götürdü, getirmedi, geldi hamileymiş dedi. Bir sene sonra kimliği verdi.
Dedim bu kelimeyi burada şimdiye kadar dedi. Dedi evet. Ben bu kadar gerizekalı mıyım? Çocuğunu kaybeden bir insan bunu delil olarak bırakır mı? Birlikte yaptıysa yapmaz. Hı? Birlikte yaptıysa yapmaz. Ha, o lafın doğru. O lafın doğru bak işte. Hmm. Ben çocuğuma bir zarar verseydim bunu da kaybederdim. Sen yani dedin ya ki, açıklayamazdın ikisinde diye. Çocuğun ölümünden diyorsun Fatma'nın da haberi var. Bana neden zarar vermedi? Ben de onu açıklayamadım. Vallahi var. Benim bilmediğimi bildiği için. Ha, bilmediğimi bildiği için. Yani aynı kaset döndü yine. Bilmediğim yani bildiği için. Ben onu için öldürmedi. Ben de söylüyorum. Eğer benim yayına veya karakola gideceğimi bileydi ben kesinlikle ölümü çıkardı derden. Sen neden gitmedin işte? Sen ben niye gitmedin? Demem ben söylüyorum. Ama o neyi açıklayamıyor? Ben çocuğumu neden öldürdüm? Neden öldürmedi o zaman ben? Ben söylüyorum. Geldiğinden beri ilk zamanlar ben laf kalabalıkı yapmıyorum. Hmm, yaparsın. 2,5 aylık hamileydi değil mi? Sondan 5,5 aylık hamileye çıktı değil mi? Evet. Sondan da 4,5 aylık hamileydi. Ya çocuğuna sormayan, çocuğunun hamile olmadığını şey etmeyen adam nasıl 4,5 aylık hamile eder ya? Sen gibi şeytanlık düşünemedin. İlgilenmedi diyorsun. Bir zaman ben söylüyorum. O zaman çok özür dilerim. Çocuğuna zarar verenin kim olduğunu biliyor. Bak çocuğuna zarar verenin kim olduğunu biliyor ve buna bile bile göz mü yumdu? Hayır dedim hanım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya Didem Hanım şimdiye kadar kaç aydır burada bu? Asıl profesyonel yalancı Fatma mı diyorsun? Kim olabilir? Ben miyim? Çok yalancıyım ben. Bak Zeynep Hanım dedi ki saygında yapmadım diyor dedi. Doğru mu? Doğru mu o zaman? Sayıkladığın da doğru mu? Kabul bilmem ediyorsun. Bilmem canım ben sayıkladığımı. Onu Sunay Alex'i biliyor ha benim gece sayıkladığımı. Yani şey köyde de Zeynep Fatma ile ilgili sana ne söylüyordu? Fatma ile ilgili sana ne söylüyordu? Bir de sayıklamış ya. Fatma mesela bir rüyasında bir de bir şey beni sayıklamış mesela. Onu da söylesin Zeynep. Bir de beni sayıklamış ya Fatma neden yaptın mı diye bir şeydi. Sayıkladı bunu bana neden yaptın Fatma diyordu. Hı-hı. O niye sayıklamış o zaman? O telefonu sayıkladı. Sabah sordum ben kalktığında niye böyle sen sayıklıyordun dedim. Sinirden stresten dedi otelde. Çünkü yediremedi benim bu olayları ortaya attığımdan. Benim konuşmayacağını düşündü. Benim yani bilmediğim bildiği için benim yani sustum ya. Cezaevime gidecek korkusundan yani hiç konuşmayacağımı şu anlamda mı söylüyor? Ben evden dışarı çıkmasaydım beni konuşmayacağımı biliyordu Didem Hanım. Eğer ben evden çıkmasaydı beni konuşturmazdı. Ya Didem Hanım. Hala daha devam ettirdi. Dedi ki o kardeşi olan kardeşi. Hmm. Ben Hatice'ye karakola gidelim, emniyete gidelim dedi. Gitmek istemedi. Bilmediğin yerlerde işler var dedi. Değil mi kardeşi burada? Dedi. Bilmediğimiz yerlerdeki işler ne? Niye gitmedi? Tamam kardeşine. Didem Hanım ben yani o saatte dedim ama ertesi gün bilen kesinlikle demedim. Ondan bilmediği şeyler söyledim. Var. Ne ben vardı? Bilmediği şeyler var. Bilmediği şeyler ne? Söyledi burada. Ben söyleyemem gereken şey ne? Hamile olduğu ve yani kaybolduğu. Bunun kaybettiğini yani. Sen hamile olduğuna eminsin yani. Ya gidelim hadi bizim ona. Doktora götürdü hadi ya. Hadi kardeşim hadi gidelim. Şikayet edelim bunu. Niye gitmedin o gün? Niye gitmedin oğlan kardeşim üstüne gittin? Gittik. Ha? Çünkü pazartesi için durduk. Oğlan kardeşim gitmişler sen yani, bir gün iki gün sonra gitmişsin. Kimlik şeyini çıkartmak için, onun şeyini almak için. Neyini çıkartmak için? Ulan Mustafa Erdem diye girdiğin zaman orada Tahsin oğlu bilmem ne diyeyim tercihimi tak çıkar orada benim. Aynen. Benim sabakam çok. Sen gibi kurnaz değilim çünkü. Sen gibi her şeyi tam teklimi bilmediğim benim için. Benim parmak izleri de var. Yüz tanıma da var. Aynen. Şak çıkar sen kafanı yorma. Sen gibi kurnaz değilim ben. Her devletin ne olduğunu niye bilecek. Niye gitmedin ama oğlan kardeşim hadi deyince. Oğluna demişsin ya Tahsin'e. O zaman niye küfür ettin o zaman? Kime i̇şte o ortalığı karıştırman diye niye söyledin o ben zaman? Ben sana küfür etmedim yalan konuşma. Ne zaman etmedin? Otogardan binmiş otobüse İzmir'e gitmiş. Çok arayayım. Bir araya gitmem lazım. Çok önemli bir iddia daha var. Onu soracağım, gündeme getireceğim. İzninizle bir ara devam edelim lütfen. Ya izleyicilerin yoğun olarak merak ettiği bir soruyu soracağım şimdi Mustafa. Hı. Şimdi çocuğun hamile olduğunu söylüyor ya. Tamam. Annesi. Tamam. Çocuk kimden hamileydi? Anlamadım. Çocuk kimden hamileydi? Ben yani diyor da 2,5 aylık hamileydi, 5,5 aylık hamileydi dedi. Kendisi biliyor hamile olduğunu. Ben mi biliyorum?
Evden götüren o dedi ama. Bir baba mı sorar sonra bu çocuğa? Annem doktora, mi sorar çocuğa? Doktora diye götüren kendisi. Banyoya götürüp de kendisi niye sormamış? Niye bakmamış? Meryem'e demiş ya şeylerinden peki, bildim diye. Diyelim ki varsayalım o sırada sen evde yoksun falan. Çocuk hamilesi kimden? Kim hamile bırakmıştır çocuğu? Sevgilisi sevgililerinden biri yapmıştır aynı. Kim yapacak ya? Ben çocuğuma öyle bir şey yapmış. Sen bir tek kız, bir tek kız çocuğum. Anamın adı. Bir tek kız evladım. Fatma'dan boşanmakta neden vazgeçtin? Süründüreceğim diye. Bu eline fırsat vermeyeceğim diye. Getip başkalarıyla evlenmesin diye. Süründüreceğim dedim. Daha bana dün babam dedi ki oğlan para verme, boşanma, sürünsün dedi. Kim fırsat söylüyor? Vermenle dedi. Yasin mi söylüyor? Babam dedi, babam. Ha, baban diyor. Aa. Ha. Boşanma diye eline fırsatı verme dedi. Allah Allah. Şimdi ben bunu boşayacağım istediği adamla evlenecek. Evlenirsen de evlenirsin, o da evlenir. Ya ben evlenirim. Benim için sıkıntı değil kadın. O yüzden mi vazgeçtin boşanmaktan? Hı. Aynen o şekilde vazgeçtim ama şimdi boşanacağım. Vereceğim parasını. Vereceğim parasını. Sen de boşalmak istiyor musun? O verdiğim parada zıkkım olsun. Haram buram olsun. Daha istemiyorum ben hiçbir şeyin. O evde o kadar emeği var. Sana çocuklar vermiş o kadar ya. Üç tane oğlan var evlenecek. Kime verecek onları? Yasin evlenecek. Kime verecek onu? Yüzünü bilirsin kim bozulacak? Neye yemiş? Ya sonuçta o protokolü kabul üç tane ettim. Evlenecek de çocukların parasını neye yemiş o zaman? Allah'ım ya Rabbim. 200 bin lira para Zeynep'in şey senle alıp dolandırdığını söylüyorsun. Niye hak veriyorsun? Hak etseydi de yeseydi. 100 bin lira değil, 200 bin lira vereydim. Ama hak etseydi parayı. Tamam, onun da hakkı var. Ama yanlış yaptı. Efendim, yarın tekrar birlikte olacağız. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.